Bengi Türk TV ekranlarından, derin plandan herkese iyi geceler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bilinmeyen, merak edilen ne varsa burada masaya yatıracağız. Peki bu gece ne konuşacağız? Bu gece dizi ve sinemalardaki algıyı konuşacağız. İki değerli konuğumuz var. Dilerseniz tanıtmak istiyorum. Eğitimci, radyocu, aynı zamanda Seyir FM Genel Yayın Yönetmeni Recep Kara bizle beraber. Hocam milli medyayı konuşacağız. Evet, organik medyayı. Organik medya, sizin tabirinizle organik medyayı konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Oyuncu, aktör Çin'den geldi buraya. Filmiyle de ilgili konuşacağız. Jackie Chan'i soracağız hocam size. Emrah Tabii Yılmaz ki. Bizle beraber, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Araştırmacı yazar Kürşat Berkkan. Söz vereceğim, milli medyayı konuşuyoruz. Bugün aslında subliminal mesajları çok konuşuyoruz ama bugün onlara hani sembollere falan değil de senaryolara daha çok yapılan algıya gireceğiz ve yurt içi, yurt dışı projelere değineceğiz. Sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Yani şöyle söyleyeyim. Alayım. Aslında program önemli bir program olacak. Evet. Belki de bu tarz programın içinde ilk var. Olacak. Biz bugün deyim yerindeyse elimizde ateş topu tutacağız. O ateş topunu nasıl tutacağız ben de çok merak ediyorum. Ama şunu söylemek isterim. İsim vermeyeceğiz. Ya isim vermeyeceğiz ama yine de bir ateş topu. Emin olun ateş topu. Programın içerisinde de göreceksiniz. Ama şunu söylemek isterim. Küresel elitler yıllarca, uzun yıllar öncesinden başlayarak insanları kontrol etmenin yolunu aradılar. Ve bunu da buldular. Bunun pek çok yöntemi vardı. Zihin kontrol operasyonları vardı. Algı yönetimi vardı. Algı yönetimi hususunda da insanları kontrol etmenin en iyi yöntemi medyaydı. Medyayı keşfettikten sonra bütün mizaç değişti. Ve özellikle Orta Doğu blokunda da olduğumuz için bizim üzerimizde de yıllardır operasyon yapıldı. Ve artık şu zaman diliminde şimdi de yapılıyor ama bu zaman diliminde yıllardır yapılan belki 1700'lerden başlayıp günümüze kadar gelen süreçte yıllardır yapılan o algı operasyonunun bugün meyvelerini topluyorlar. Nasıl topluyorlar? İşte yukarıda da background'da da konuştuk. Aile içi ensest ilişkileri ön plana çıkararak ya da isyankar kadın, isyankar erkek sapkın düşüncelere sahip rol modelleri ortaya çıkararak. Peki bugün niye meyvelerini topluyorlar? Biz geçen hafta da değinmiştim, hatırlarsın çok hassas olduğum için. Biz bugün görüyoruz ki maalesef daha reşit olmamış 3 yaşındaki çocukların tecavüz haberlerini alarak subliminal mesajlarla, algı yöntemleriyle nasıl insanların zihinlerine, bilinçaltına sapkın bir düşünce enjekte edildiğini görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Ancak şunu da söyleyeyim. Hükümete bir teşekkür etmek istiyorum. Niye? Ne kadar doğru bilmiyorum, ne kadar gerçekleşir bilmiyorum ama hükümet kanadından yapılan açıklamaya göre çocuk taciz ve tecavüzcülerine artık kimyasallarla hadım cezası uygulanacakmış. Bugün mi takdir çıkardım? Ediyorum ve alkışlıyorum. İnşallah. Bir haberlerde konuşuluyor şu anda. Bir haberde gördüm. Geçen dönemlerde de konuşulmuştu. Evet. Gündeme gelmişti evet. Yani takdir ediyorum ve teşekkür ediyorum. İdam olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu da önemli bir cezadır. İnşallah da hak ettiklerini bulurlar. Tamam. Şimdi şey var. Asıl hani girer girmez de zaten açtın konuyu. Daha önceki programlarda hep şey var. Biz bilinç ve bilinçaltını çok konuşuyoruz hocam. Psikologlar da hep şey diyorlar. İşte %5'i bilinç, %95'i geri kalanı bilinçaltı. Hep anlatılan şeyler. İşte bilinç ben bunu görüyorum, dokunuyorum, işte tadıyorum. %5'i beyin bunu algılıyor. Ama asıl sıkıntı %95'lik kısmı. Hatta hatırlarsan birçok psikolog da şey diyordu. 28 günlükken çocuklar bilinçaltı gelişmeye başlıyor. O evdeki kavgayı, stresi, her şeyi duyuyor, hissediyor falan tarzında. Şimdi zaten bu programda da birçok projede neler yapılıyor videolarımızda da göstereceğiz. Şimdi çocuklukta başlıyor, bebekken başlıyor, çizgi filmler, gençlik filmleri, sinema filmleri, yurt dışında hocam size soracağım. Ne oluyor? Bilinçaltı artık doluyor. Tabii ki, tabii ki. %95'lik kısım artık öyle bir hale geliyor ki 30'lu 40'lı yaşlara işte sokaktaki işte tecavüzden ya da işte kırmızıda sen mi geçtin ben mi geçtim çıkarıp bıçağı işte o an o kadar çok rahat ki kavgalar. Öldürebiliyor. %5'lik bilinç artık onu kontrol edemiyor. Bu hale kadar geldi, bu doldu. İşte biz bunu nasıl doldurdular konuşacağız. İnşallah. Bu arada şunu da söylemek isterim Murat. CIA'nin raportörü var. 1978 yılında bir rapor yayınlıyor. Dr. Robinson yanlış hatırlamıyorsam. Doktor Robinson'ın tespitlerinden bir tanesi şöyle söylüyor, kısaca konusu uzun ama çok bir parantezini söyleyeyim.
Diyor ki bilinçaltı aslında taze bir gül bahçesi gibidir, çiçek bahçesi gibidir. Siz oradan verim almak istiyorsanız, hasat almak istiyorsanız erken başlamalısınız ekmeye. Ki erken başladılar. Şöyle düşünelim. Şimdi biz kızıyoruz bu 3 yaşındaki çocuğa tecavüz eden ahlaksız ama o da bir zamanlar çocuktu. Ve psikopatları, katilleri vesaire bunlar da bir zamanlar çocuktu. Hepsinin derin bir çocukluğu tabii var aslında. Ki, yaşamışlıkları işte devletimizden var. De ikinci bir adım olarak ben şunu bekliyorum. Bize, bizim çocuklarımıza çocuk yaşta öyle bir eğitim vermeliyiz ki zamanı gelip de büyüdüğü zaman psikopat olan, katil olan, tecavüzcü olan, tacizci olanların geçmişinde nasıl yetiştiği de araştırılmalı ve hatalar var ise bunlar düzeltilmeli. Bilinçaltı mesela eğitim sistemimizi inşallah düzeltmelerde olacaktır. Tekrar bir gözden geçirmeliyiz. Nasıl bir eğitim veriyoruz diye. Hatta bununla ilgili programın başında konuşmuştuk. Recep'e de önemli bir şey soracağım. Eğitim mi, öğretim mi? Onunla mutlaka konuşacağız inşallah. Recep Hoca'dan bugün bayağı faydalanacağız. İnşallah. Olumlu yönde. Sevgili seyirciler, sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yine Derin Plan sayfamız. Aynı zamanda sevgili Kürşat Berkan ve benim Instagram, şahsi Instagram hesaplarımız ve aynı zamanda Twitter'dan da Derin Plan hashtag ile soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Bugün iki kitap var. İlerleyen dakikalarda onu da tanıtacağız. Yine Recep Hocam'ın ve benim kitabımı da hediye edeceğiz. Bir tanıtım var, onu izleyelim. Sonrasında buradayız. Derin Plan'da dizi ve filmlerdeki algı operasyonlarıyla milli medya dosyası açılıyor. Medya ne kadar güçlü? Dizi ve sinema filmlerinde gizli telkinler var mı? Film karakterleri aile içinde nasıl rol model oluyor? Gençlik dizilerindeki senaryolarla gençlerimiz zehirleniyor mu? Görsel ve yazılı basınla radyolarda algı operasyonları nasıl yapılıyor? Yurt dışına satılan dizi ve filmler gerçekten yüzü yansıtıyor mu? Milli medya neden şart? Milli medyanın hazırlanması için neler gerekiyor? TV yayınları ve sinema filmleri için denetim eksikliği var mı? Hepsi ve daha fazlası az sonra Derin Plan'da. Evet, tanıtımı izledik. Zaten malum. Aslında şöyle sorayım istiyorum. Biraz önce Kürşat'ta ben de birkaç örnekle girdim. Medyanın aslında ne kadar büyük bir güç olduğunu anlıyoruz burada. Gerçekten büyük bir güç mü? Hani verilerle ya da işte izlediğimiz projelerle buna yapılan yatırımlarla mı anlıyoruz biz bunu diye. Hatta hocam ikinize de sorayım. Sırayla ikinizden de medyanın büyük bir güç mü? Neden büyük bir güç? Onu dinleyelim sizden. Şimdi şüphesiz ki tartışmaya açık da değil aslında bu. Medya büyük bir güç. Yani yasama, yürütme, yargı kadar araya girecek kadar yani ülkeleri kadar, yönetebilecek kalırsa, algı yapabilecek de yüksek kadar. Derecede bir güç. Şöyle bir Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda yaşanan siyasi olaylar, süreçler, parti liderlerine, vatanını, milletini seven, devletin bekası için uğraşan, parti liderlerine yapılmaya çalışılan operasyonlar. Bunun zaten birçoğundan yani yasamadan, yürütmeden daha etkili olduğunu bize gösteriyor. Bir de yani cep telefonlarımıza kadar, en mahrem yerlerimize kadar, işte evlerimizdeki odalarımıza kadar artık medya girdi. Çünkü medyanın ne olduğunu bence önce konuşalım. Onu sormak lazım. Medya nedir? Medya iki kişinin kendi arasında iletişim kurduğu ortam. Yani biz medya deyince aklımıza televizyon geliyor, radyo geliyor, gazete geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Son zamanlarda sosyal medya geliyor. Hayır. İki kişi irtibat kuruyorsa, iletişim kuruyorsa bulunan ortama, o iletişime medya deniliyor. Şimdi telefonların artık sesli ve görüntülü bilgiyi aktardığını da göz önüne alırsak en mahrem yerlerimize kadar, odalarımıza, evlerimize kadar artık medya girdi. Onun için büyük ve önemli bir güç. Niye etkisi bu kadar yüksek? Bunu soracak olursak bunun cevabı da şu. Toplumun farkında olmadan yönetiyor. Yani bir farkında olarak yönetilme var. Bir de hiç mevzunun farkına varmadan yönetilme var. Medya aslında algı operasyonlarıyla toplumun kendisini yönetiyor. Fakat toplum bunun farkında değil. Bir haber yayınlıyor ya da işte bir bilgi paylaşıyor. Toplum farkında olmadan buna kanalize oluyor, inanıyor, bu yönde itibar sergiliyor ama farkında değil. Birileri o haberi hazırladı, önüne koydu, yönlendirdi. Onun içinde ciddi bir
güç problem bizim için aynı zamanda. Bizim de yani bir şeyi kaldıramazsanız alternatifini koymanız, hatta kaldırmanın en önemli ve en kolay yolu alternatifini koymaktır. Bizim de isteğimiz, derdimiz şu: milli medyayı, manevi ve milli değerleri olan medyayı geliştirelim. Yani organik medyayı geliştirelim ki karşı mahalle, bizim milli ve manevi duygularımızı tarumar etmek isteyen, Necip Fazıl'ın deyimiyle işte binlerce yıldır uğraşılan ama gerçekleştirilemeyeni şöyle 3-5 yılda gerçekleştirmeye çalışan karşı cephe başarılı olamasın. Biz bu değerlere sahip olan ya da olmaya çalışan medyacılar olarak bunu geliştirmeliyiz düşüncesinde. Ben hocama tamamıyla katılıyorum. Yani şöyle bir şey, dünyada iki tane büyük güç var. Birisi silah gücü, öbürsü sinema gücü, televizyon gücü. Yani bugün silah gücüyle insanları savaş olarak gidersiniz, vurursunuz, öldürürsünüz, ülkeyi fethedersiniz. Ama medya gücüyle, filmin altına verdiğiniz sübliminal mesajlarla, işte müzikleriyle falan inanmak istedikleri şeye çok güzel inandırırsınız. Örnek veriyorum, ilk Türkiye'ye pizza 1970'ler 80'lerde gelmiş ve Türkiye'de kimse beğenmemiş. Evet. Yani çünkü bizde bir lahmacun kültürü var. Daha sonrasında bizim çocukluğumuzda, özellikle kendi çocukluğumda bir Ninja Kaplumbağalar diye çizgi film vardı. Evet. Neydi onlar? Pizza yerdi. Evet. Ne oldu? Benim neslim özendi. Şimdi her yerde pizzacılar var ve hepimiz yiyoruz. Evet, maalesef. Dünyada da böyle. Moskova Bauman Teknik Üniversitesi var. Orada bir profesör var. Doktor Viktor Sonstiv'di sanırım ismi. Doktorun bir söylemi var. Orada diyor ki insanın fiziksel çevresi, işte elektromanyetik ya da diğer etkenler, bu uyarıcılarla insanın bilinçaltını harekete geçirebiliriz. Bunun içerisine, bunlar ne diye sorulduğunda, bunun içerisine iki tane şey söylüyor. Biri görsel medya, ikincisi işitsel medya. Şimdi sesten bahsettin ya paşam. Aynen öyle. Biz görsel medyada zaman içerisinde, hatta bir parantez açayım, hatırlayın, Türkiye'de medya kanalıyla bu ülkede öyle önemli insanlar harcandı ki, mesela rahmetli, Allah rahmet eylesin, bence ülkeye çok faydası oldu Necmettin Erbakan. Evet. Allah rahmet eylesin. Ve bugün baktığımızda sesle de bizim zehirli frekans dediğimiz bir sistem vardır ki geçmiş programlarda bunlardan çok sıkça bahsettik. Müziklerin arka tarafına, background'una öyle gizli kelimeler yerleşiyor ki bilinçaltı sürekli bunları alıyor, depoluyor, alıyor, depoluyor, alıyor, depoluyor. Ve sürekli bunlar hep olumsuz, yani insanın toplumsal ahlakına, kendi inandığı dinin ahlak kültürüne, aile içindeki ahlak yapısına aykırı olduğu zaman, bir zaman sonra bunlar insanın karakterini şekillendiriyor. Karakterini, düşüncelerini, gelecekteki düşünce yapısını, her şeyi yani. Bravo. Sonra biz evde isyankar eş, kadınlar için de erkekler için de söylüyorum, isyankar eş, isyankar evlat görmeye başlıyoruz. Fakat iş milli medya olsa, ya biz Elin Rambo'sunu biliyoruz, kendi Fatih Sultan Mehmet'imizi tanımıyoruz ya. Aynı şey. Maalesef durum böyle. Ya da 40 çerisiyle Çin sarayısını basan benim atam Kürşat'ı benim evlatlarım belki tanımıyor. Ama öbür taraftan Örümcek Adam'ı biliyoruz, Spiderman'ları biliyoruz, Batman'leri biliyoruz ya da Demir Adam'ları, Iron Man'leri biliyoruz. İşte milli medya olmazsa biz başkalarının kültürünü tanımaya devam ederiz. Ve dolayısıyla gözümüzde her zaman kurtarıcı güç olarak Amerika'yı görürüz, İngiltere'yi görürüz. Ahmet Hocam, Ahmet Anapalı bizim bir bölüm, bir programda şey söylemişti. Ulubatlı Hasan'la ilgili, hatırlıyor musun? Normalde böyle bir karakter yoktur dedi. Tarihte yoktur. Hani Ulubatlı Hasan işte bayrağı dikmiştir falan. İşte birisi, bir kısım Zeytinburnu'ndan girdi, bir kısım işte Topkapı'da surlardan, gecenin işte 4'ü 5'i kimin bayrağı diktiği belli değil. Ulubatlı Hasan bir kahraman üretildi dedi. Ama şunu dedi, benim çocuğum dedi Rambo'yu mu izlesin? Yani onu izleyicisi bir Ulubatlı Hasan bilsin. Bu karakterle yaratacaksın. Onu söyleyince hatırladı. Bizden birisi. Ama şöyle bir şey var. Şimdi burada evet böyle projeler yapılıyor. Hatta Çin sinemasında Jackie Chan'le beraber oynamış bir oyuncu da aramızda. Neler yediğini de soracağız Çin'de. Birazdan onunla konuşacağız ama. Kedi, yani şöyle bir şey var ama. Şimdi aslında burada insanımıza kızmamak lazım belki. Burada iş yapımcılara, yönetmenlere düşüyor. Evet. Onların biraz daha milli değerlere sahip çıkarak bir şeyler yapması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde birazdan belki konuşacağız sevgili Talat Hocam'ın projesi Efendi Makamı hakkında. Efendi Makamı için evet, bir yerde toplantı yapmıştık. Orada bir yapımcı abimiz gelmişti. İsmini hatırlayamadım ama. Kendisiyle konuştuğumuzda şunu söyledi. Kendisi yapımcı ama o da hani belli bir güce sahip, belli bir desteğe sahip.
Dedi ki Kürşat, Türkiye'de bir tane sorun var. Nedir hocam dediğimde şunu söyledi. Bizim dedi milli değerlerimizi anlatacağımız proje sunduğumuzda destek bulamıyoruz. Evet. Bak proje sunduğumuzda destek bulamıyoruz. Değil mi? Yapılsa mesela Fatih Sultan Kesinlikle Mehmet de öyle. Benim atam. Osman Gazi de atam. Mevlana ama Mustafa projesi. Kemal Atatürk de atam. Kesinlikle. Hani bunların hepsinin bir ayrım değil hani. Evet. Atatürk'ü seviyorum diye o tarafı sevmemek gibi Kesinlikle. Bir durum söz konusu Kesinlikle. Değil. Hani evet, bunları evet. bir anlatabilsek. Şimdi şöyle yapalım. Birkaç tabii videolar var. Onları sırayla gireceğiz. Sizin filminizden de görüntüler var. Onu ilerleyen dakikalarda alacağız ama bir algı ile ilgili bir film var. Wonder Woman filmi. Yönetmenim hazırlayabiliyor muyuz? Orada bir sahne var. Zaten izleyicilerimiz de görecektir. Zaten ondan sonra reklama gireceğiz zannedersem. Kısa bir reklamımız olacak. Alabilirsek şu an bir Wonder Woman kısa görüntüsünü alabilir miyiz? Ben bir casusum. Bir casusum. İngiliz istihbaratı, Alman ordusunun başındaki General Ludendorff'un Osmanlı İmparatorluğundaki gizli bir askeri tesisi ziyaret edeceği bilgisini almış. Pilotlarından biriymiş gibi rol yapıp onlarla uçtum. Aldığımız istihbarata göre Almanların hiç askeri, parası ve mühimmatı kalmamıştı. Ama istihbaratımız yanlıştı. Almanlar Türklere bomba yaptırıyordu. Bunlar sıradan bombalar değildi. Yeni silahlar, gizli silahlar. Ludendorff'un baş psikopatı Doktor Isabel Maru tarafından icat edilmiş şeyler. Evet. Şimdi bunun gibi zaten yüzlerce film var. Recep Hocam sen de girebilirsin. Şimdi burada zaten izledik. Geçen sene başında vizyona girdi. Ben sinemada izledim bu filmi. Bu fantastik, biraz önce senin dediğin gibi fantastik kahramanlar. Wonder Woman, işte yarı tanrı, tanrı sözleri işte öyle anlatıyorlar kendilerine göre. Yüzlerce yıl yaşıyorlar. Orada çok önemli şey Türk bayrakları var. Bir fabrika Dünya Savaşı sırasında bir ajan, İngiliz ajanı. Yalnız dünyada barış getirmek isteyen İngilizlerin ajanı diye anlatıyor bunu filmin devamında. Diyor ki bu bayraklar ne diyor? Onlar Türk. Türk bayrakları, Türklerden bahsediyor. Ne yapıyorlar diyor. Almanların emriyle ya da işte onların şeyiyle beraber dünyayı yok edecek zehirleri yaptırıyorlar bunlara. İşte algıyı görüyor musun? Yani onlarla Türkler ilgili, yapıyor. Zehirleri biz mi yapıyoruz? Biz yapıyormuşuz. Daha önce izlemedim bilmiyorum ama şöyle söylemek lazım. Şimdi yakında çıkacak inşallah Dünyayı Yöneten 13 Aile diye yeni bir kitabım çıkacak. Ondan önce de biliyorsun İngilizlerin Devleti'ni yazmıştım. Evet, evet. Dünya tarihine baktığımızda, hatta dünya tarihinin kısım kısım ayıralım, yakın siyasi tarihe baktığımızda bile iki tane parmak görürüz. En büyük parmak hep taşın altında durur. İngilizlerin Devleti'dir. Onun tetikçisi vardır. İşte Fransız olur, Amerika olur, Almanya olur. Bunlar da tetikçileridir. Yahu dünya tarihine bir bakın Allah aşkına. Zaten şimdi bize etsin. Algı operasyonu yapıyorlar ya. İşte inanılmaz bir sahne. İçerisinde merhamet taşıyan, sevgi taşıyan ve saygı taşıyan kaç tane, üstelik de savaşçılık hususunda en çetin olan kaç tane millet ya var? Burada şey var, o ajan, İngiliz ajanı diyor ki işte burada zehir yapacaklar, dünyayı kana boğacaklar, çocuklar, gençler, işte bir sürü kadınlar ölecek. Ben de gidip işte İngilizlerin Devleti ya da işte kendine göre anlatıyor, ülkeme bildireceğim, biz durduracağız savaşı. Böyle bir algı var. Türk bayrakları özel, işte burada görüyoruz, Türk bayrakları var ve direkt Türkler diyor, bayraklar var, zehir yapıyorlar. Bundan bir yıl sanırım önce Fatih Sultan Mehmet'i Drakula öldürmüştü. O da çok konuşuldu mesela. Yani öyle bir film de hatırlıyorsanız yapmışlardı. Tam tersi olmuş, tarihte öyle cereyan etmiş. Ama ben hocam kızmıyorum bu adamlara. Yani şeytana niye şeytanlık yapıyorsun diye kızamazsın. Şeytanla mücadele etmek Onun lazım. Onun işi Mücadele işi etmeyenlere kızmak lazım. Yani şimdi bir İngiliz'in çıkıp da Osmanlı tarihini ya da işte Türk tarihini büyük bir mutlulukla, gururla anlatmasını zaten beklemiyoruz. Bin yıldır adamları şamar olanına döndürmüş. Ama işte sıkıntı şu. Şimdi bu vizyona çıkmış bir film. Sonuçta bu Türkiye'ye geliyor. Bunun bir dağıtımcısı var. Yani Türkiye'de yapımcı, yayınlanmadı değil mi? Yayınlandı. Yayınlandı yani. Bizim sinemalarımızda bu şekilde bir film. Hani şunu geçtim ben. İzin Türkiye'de verildi. Yayınlanması, gençlerin izlemesini de geçtim artık. Dünyada izleniyor bu. Yani dünyada zaten evet Türklerin durumu yani. Bu. Yok bizden anlatıyor. Dolayı demedim ama bizim de buna izin vermemiş. İşte orada böyle hani, filmi sinemalarımızda yayınlanmış. Vizyona giriyor. Bunu kim izledi? Nasıl izin verdiniz siz bunu? Yani maddi çıkar için yani o sinemalarda buna nasıl izin veriliyor? Açıkça söyleyeyim hani. Nasıl olabilir hocam peki? Yani şöyle, yani şu şekilde bir film bizi, o Türkleri kötülüyor. Ve bizim sinemalarımıza girme nedeni tabii ki birileri bu işten para kazanıyor. İnsanlar, seyirciler izliyor. Ama yani buna bir Türk olarak ne bileyim yani bu sinemalarda engel olunamamız. Abi adamın dini euro, milliyeti dolarsa engel olmuyor. Ondan bahsediyorum yani. Yani bunun değerlendirmesi yok mu sinemaya? Hangi film giriyor, neler yayınlanıyor?
kesinlikle. Bir mekanizma bence engel olması gereken lazım. Bir hocam, şey yapalım. Bir virgül koyalım. Çok kısa bir reklam aramız tabii var. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, aradan sonra Emre Hocam sizle devam edelim. Şimdi siz yurt dışında bizi aslında temsil ediyorsunuz bir nevi. Özellikle Çin'de. Elimden geldiğince. O serüveni soracağım. Jackie Chan'la bir filmde de oynadınız. Başka orada yaptığınız projeler de var. Oradaki şimdi yurt dışından bir oyuncu gözüyle hani Türkiye'deki projelere nasıl bakıyorsunuz onu soracağım ama en azından sizi bir tanıyalım, bir görelim, filmi de görelim diye bir fragmanımız var. Onu alabilir miyiz? Evet, o ilk baştaki atlı olan karakter. Işte zaten birkaç tane daha var videomuz. O şeyi bir önce dinleyelim. Yani buradan Çin'e niye gittiniz? Bir eğitim miydi? Ya şöyle, zaten ben 2004 yılında Emniyet Komutanlığı'na başlamıştım hani bir oyunculuk hayatında. Ya açıkçası en baştan çocukluktan geliyordu. Ben de bir duygusal bir aşktı yani. Film izler, Rambo'nun kılığına girerdim. Hani küçükken çocuklara sorarlar ne olmak isterdin falan okulda. Biri de doktor olacağım, biri futbolcu. Ben derdim hep tiyatrocu olacağım hani. Yani çocukluktan gelen bir aşktı benim için. Burada da yapıyordum hani 2011'e kadar işte çeşitli dizilerde rol aldım. Konuk oyuncu, devamlı, ana karakterler olarak. 2011'de benim kız kardeşim Şangay'da yaşıyordu. Kendisi hamileydi. Onu ziyaretine gittim. Sonrasında oradaki film marketini gördüm. Çok büyük. Yani 1,5 milyarlık bir marketten bahsediyoruz. Ve Hollywood oraya kayıyor. Çünkü o markette girmen lazım. Ve az önceki medya algısından bahsettik. Yani o film o sinemaya niye bizde girdi dedim ya. Aslında şundan da bahsetmek istiyorum. Konusu açılmışken. Hocam. Çin'de yabancı olarak sadece 39 tane film sokabilirsin. Bunu Hollywood ne yapıyor? Ya Çin'de çekiyor filmi. Örnek. Ya Çinli oyuncular kullanıyor. Çin sinemasına girebilmek için. Öyle her filmi almıyor adam kendi sinemasına. Bizde işte gördüğünüz gibi hani o film nasıl giriyor? Az önce örnek vermek istediğim şey buydu. Sonra buradaki film marketini gördüm. Okuyayım dedim. Şangay Tiyatro Akademi'ye gittim. Orada Şangay Tiyatro Akademi. Orada okudum. Sonrasında işte yaklaşık ilk yılım falandı. Öncesinde bir Toyota reklamında oynadım. Onda da bayağı kişi arasından seçildim. De o reklam ne oldu bilmiyorum herhalde. Yönetmen kendi izliyor. Bulamadım ben sonra. Yani hiçbir yerde hocam, bulamadım. Hocam şimdi izleyemezsiniz. Toyota diyoruz. Japon. Japon da işte orada çekildi. Daha sonra süreç orada Çinlerle falan tanışmıştım. İşte Türkiye'den tanıyanlar olmuştu. Daha doğrusu Çin'de beni tanıyanlar oldu. Türkiye'deki dizilerden vesaire. Onların tanıdıkları falan. Ajantlarla tanıştım. Okurken de tanıştık. Şöyle bir Dragon Ball yetişecek. Jackie Chan film çekecek. Hani ama işte biz seni sunduk. Jackie Chan diyorsunuz Çin'in en i̇şte önemli aktörü. O sürece geleceğim. Bana geldi bu iş. Ben de orada kız kardeşime yardım ediyorum. İşlerinde çalışıyorum falan. Ya Jackie Chan ne? Yani ilk zaman da Mel Gibson yönetecek falan diyorlar. Hani ya işte Mel Gibson yönetecek de Jackie Chan oynayacak da gelecek de beni seçecek hani. Görüşüm gerçekten öyleydi. Ya ben hep böyle ha falan diyordum. Adamlar diyor gerçekten istiyorlar seni. Türkiye'den birkaç işimi göndermiştim. Neyse abi gittim, casting var işte, bayağı bir işte öğrenciler, yabancılar doldurmuşlar. Daha kapıdan içeri girdim. Beyefendi sizin gelmenize gerek yok casting, audition vermenize. Biz sizi zaten hani seçtik dedim. Allah Allah dedim hani. Bir orada bir inanma şey var hani. O zaman yapın buraları şöyle yapın. Ha yani havaya gir. Ya zaten 1500 olmamış bir kamera. Bu kim ya? Amerikalısı, İngiliz falan. Bu kim hani, nereden geldi? Ben de hala inanmıyorum. Sonra Yibu şehrinde kostüm provaları falan olacak, provaları. Gittik oraya sete. İşte Daniel'i görmek istemiş. Türkiye'deki Böyle Bitmesin diye bir dizi vardı. Onu izlemiş daha doğrusu. Onu işte benim ajantam, ben onlara göndermiştim. O da ona sunmuş. Anlamamasına rağmen çok doğal oynuyorsun. Çok beğendim hani oyunculuk tarzını falan. Neler yapabiliriz dedi. Ben dedim ki benim ya ilk yılım olduğu için Çincem çok fazla yok hani. Ne yapabilirim ben? Şimdi bir oyuncunun bir karakteri analiz edip kendi bünyesinde onu bir eritecek ki oynayabilsin. Minik ben şimdi yani. Tabii canım bilmediğim bir dili o karakteri nasıl algılayıp da size nasıl doğal bir oyunculuk verebilirim? Bu konuşmam daha çok hoşuna gitti. Ben sana destek olacağım dedi. Daha sonrasında süreç başladı. Oynadık. Ondan sonra bir anda... Çince'yi de mi çözdün? Çince tabii setlerde var. Çözdüm ben. Çince setlerde var. Yukarıda çay isterken falan Çince söylüyor. Anlamıyoruz. Hala devam ediyor Çince. Etkisini atamadım. Daha sonrasında bir Kore yapımı film oldu.
En sonunda işte Europe Raiders diye bir film çektim. Tony Leon Chamwe ile IP-Man'deki başroldeki adamla. O da 2018 Mayıs'ta da, dünyada sinemalara girecek. O da harika bir filmde, oyuncu onu, da öyle. Evet, onu da bekliyorum. O da çok büyük bir prodüksiyon. Avrupa'da çekildi. Yaklaşık 2 sene sürdü çekimleri. Onun işte bekliyorum. Arada diziler çektim Çin'de. Ya Çin sinemasını da bir de şöyle anlatmam lazım. Aslında bu bahsettiğimiz projelerin hepsi Hong Kong yapımı. Yani Hong Kong çok ayrı. Çin çünkü kapalı bir toplum. Ama Hong Kong daha açık. İşte Jackie Chan Hong Konglu, Jet Li Hong Konglu. Bruce Lee baktığınız zaman yönetmenleri, yapımcıları, iş yapanların hepsi Hong Konglu. Çin kapalı. Hani Çin'deki diziler nedir? 60 dönemlerini gösterir. Japonya ile savaş vardır hep. Hani günümüze ait biraz halkı çok fazla bu bahsettiğimiz algıdan kullanılmasın diye devlet denetiminde hiçbir şekilde şeyler gösterilmez. Örneğin YouTube yasak, Instagram yasak, WhatsApp yasak. Şey tabii. Biraz Kuzey Kore Twitter yasak. Aslında, yasak ya? Şey sorduğunuz zaman şöyle bir şey var. Birincisi 1,5 milyar nüfus var. İster istemez popülasyon gücü var. Bu gücü de şimdi Amerika'nın şeyi sonuçta bu bahsettiğimiz aplikasyonlar, programlar onlar para kazansın istemiyor. Ne yapıyor adam? Kendi Facebook'unu açmış, şeyini açmış. İkincisi de yani, o taraftan tabii kandırılmalarını da istemiyor. Çünkü hep görüyoruz yani biri bir şey ortaya atıyor Facebook'tan. Herkes ona inanıyor. O oradan oraya paylaşıyor, oradan oraya paylaşıyor, oradan oraya paylaşıyor. Hocam, bir algıyla hop, belki olmamış bir şey olmuş zannediyoruz. 2 milyardan bahsediyoruz. Evet işte. Yani hadi yürüyoruz dediği zaman. Tabii canım yani. Dünyanın yörüngesinden çıkar. Yani, sallarlar yani. Tabii Gezi dünyayı... Parkı gibi bir şeyin patladığını düşünsenize 1,5 milyar. Nereye durduruyorsun? Kan gövdeyi götürür. Burada aslında Recep Hocam'ın konuya da girmiş olacağız. Dediniz ya kendi Facebook'u var, kendi YouTube'u var falan. Bir millileştirmiş oraya, oluşturmuş. Hani bizde de aslında olması gerekiyor dediğimiz şeye biraz aslında parmak basıyor. Tabii onu işte ne yapıyor? Denetleyebiliyor bir de. Yani herkes kafasına göre bir şeyler paylaşamıyor ülke hakkında. Orada bir şey soracağım. Hani orada bir kelime kullandım. 39 tane film sınırı var diye. Şimdi 39 tane film sınırı var. Orada bir kota koymuş. Anlıyoruz onu ama... Bu Hong Kong filmleri için de geçerli bu arada. Eyvallah. Hong Kong kendine bağlı bir yer olmasına rağmen yine kendi uyruğu dışında yaptığı için o da dahil. Kendi kabuğu dışında bir kültür var. Yani ne kadar biz zararlı desek de Türkiye'nin genel kültürü haricinde bir de dünya kültürü var. Filmler belki biraz bize dünya kültürünü de tanıtıyor ve hayal gücümüzün genişlemesini de sağlıyor. 39 film limitini koyarken öbür taraftan kendisi de eksik kalan tarafları tamamlayacak bir şeyler sunabiliyor mu halkına? Yani dizi olsun, film olsun. Alternatif bir şeyler sunabiliyor mu yani? 2-3 tane dizilerinde oynadım. Şöyle işte Xi'an, Çin'in orta göbeğinde köyde yaşıyorsun. İşte köy taraflarında çekiliyor. Zaten dizi yapmak için de gerçekten zor. Yani Kayseri'nin bir köyünde gidip yaşıyorsun yabancı olarak. Zaten ilk giden yabancı benim neredeyse. Aha Vaygar'ın, Vaygar'ın diye herkes gülüyor. Yemekte restorana gidiyorsun, yemek söylüyorsun, sipariş veriyorsun. Adam seni dinlemiyor. Aha Vaygar'ın he he diye gülüyor. Hani... Çin dizi olarak, dizi kültürü anlamında maalesef işte hala 60'ları yayınlıyor. Yani hangi kanalı açarsanız açın, 2017, işte dünya siyaseti olsun, bizim hani Kurtlar Vadilerimiz falan filan vardı ya, o tarz diziler yok. Tamam öyle hala 60 dönemimiz Japonlar. Dizi alıyor mu ya da herhangi bir program? Çin'e giden bir şey yok. Uygur bölgesinde bizim bazı dizilerimiz gidiyor tabii. Orada çünkü izleniyor. Şeydir yani şu biz an... eskiden Brezilya dizileri, işte Dallaslar, Arkası Yarınlar alırken şu an dünyaya dizi satıyoruz. Yurt dışında çok duydum hani Ruslardan da, yabancılardan da Muhteşem Yüzyıl. Hani başka bir Türk dizisi duymadım. Oraya hani geleceğiz zaten. Hani tarih dizileri var ama zaten. O hani rol model olarak doğru mu değil mi onu da konuşacağız. Değil tabii yani. Recep Hocam siz ne diyeceksiniz? Ha neye yani tam olarak Çin dedi. Ya Çin öyle işte hocam. Yani. Çin güzel Çin kalabalıktır diyeceğim. Çin yemeklerini soralım hocam. Yani Çin'e ne yediniz diye direkt. Şimdi ben şuna katılıyorum hocam. Yani aslında tam olarak Çin'in burada yaptığına tabiri caizse katılmıyorum. Bir milli mi olay? Yani milli organik medya anlamında. Yani yasaklamak bir şey kaldırmak için yeterli bir şey değil. Bilakis evet. Sinan Çetin'in bir filmi vardı işte Kağıt diye malumunuzdur. İşte zeytini yasaklarsan Zeytinciler Derneği kurulur falan diyordu bir bölümünde. Yani yasaklamak bir şeyi kaldırmak için gerekli olan materyal değil tabiri caizse. Yasaklamak yerine alternatifini koymak lazım. Evet. Alternatifini koyamıyor muyuz? Şimdi Türkiye'de ikinci bir Facebook, Twitter, Instagram oluşturamayız yani artık bu saatten sonra istesek de. Daha ileride yazılmış olsa yazılım anlamında yine de o popülariteyi yakalayamaz. O zaman var eskiden bunu... Yoncalar vardı falan filan. Facebook'tan önce vardı evet, ama. Ama o popülariteyi yakalayamıyor. Yani bizim aslında yasak, benim kastettiğim şey şu. Yasaklamak değil Çin'deki gibi. Yonca dedi ona geliyorum. Yani çok eskilere gittim hani benim. Yasaklamak değil aslında. Var olanı millileştirmek ya da alternatifini üretmek. Ben şimdi okullarda ortaokul düzeyi öğrencilere medyaokur yazarlı dersi veriyorum malumunuz.
Orada velilere de öğrencilere de aslında sunduğum şey medya okur yazarlığı dersinde şu. Hani çocuklar tableti hiç elinize almayın, işte telefonu hiç kullanmayın, hiç dizi izlemeyin demiyorum. Çünkü yani izlemeyen de varsa yasaklarsam ya acaba neyi yasakladı deyip de çocuk inceleyecek araçta. Nereye kalkısı uyanır? Yani. Tabii ki oluşacak. Onun yerine hadi gelin alternatif bir şey yapalım, bir şey üretelim, bir şey ortaya koyalım. Yani yasaklamak çözüm değil düşüncesindeyim. Onun yerine üretebiliyorsak alternatifini üretelim. Üretecek potansiyelimiz yoksa ya da yarışabilecek potansiyeli yoksa o zaman abi gelin üretileni milli yapalım. Yani adamlar şimdi çıkıyorlar Türk bayrağını koyuyorlar orada. Küçümsüyorlar dünyayı zehirleyecek işte bir devlet gibi evet. gösteriyorlar. Ya da Drakula geliyor Fatih'i öldürüyor falan. Yani çok normal adam bunu yapacak. Biz bu çıtayı buraya getirmişse biz buraya nasıl getirebiliriz şey, uğraşmamız lazım. Silahıyla silahla. Sen evet 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 çok doğru. Film yapıyor sen de yap. Konuyla ilgili, yapıyor sen de yap. Konuyla ilgili yaşadığım bir şey paylaşmak istiyorum son filmde Europlayers'te. Şimdi karakter geldi. İlk yazıyorlar işte karakter ne falan filan da şimdi dünya terör liderini oynadım. Ama bana dünya terör lideri diye lanse edilmedi. Müslüman oynayacaksın diyorlar. Tamam Müslüman zaten Müslümanım hadi oynarım. Bak ondan bahsediyorum. Neyse gittim. Bak senaryo geldi pardon okuyorum. Bu adamın Müslüman olduğu belli değil bir kere yani. Terörist de Müslüman değil. Hani niye onu Müslüman diye dedim. Nereden çıktı ya işte Müslüman falan. Bakın Çin bile hani algıya bakar mısın? Bana karakteri Müslüman diye tanıtıyor aslında. Terörist demek istiyor. Dedim saçmalamayın ya. İslam bu değil yani. Onu anlatmaya çalışıyorsun da kaç kişiye anlatabilirsin? Evet. Ama maalesef şu anda işte medya özellikle. Peki şu anki filmin son halinde nasıl yansıtıldı? Yok bana Arapça falan birkaç cümle verdiler kullanmadım. Tamam bile İngilizce konuştum. Yani o zaman seni takdir ediyoruz. İngilizce yani konuştum. İzlediğimizde yani herhangi bir İslami bir figür yok o zaman orada. Yok İslam figür yok sadece işte. Bu arada hocam araya girdik sözünüzü tamamlayın ama sizin kitabı da tanıtmak istiyorum. Recep Kara. Alayınızı selamlıyorum. Evet. Çok güzel bir isim. Şöyle isim. Alabiliyor muyuz? Kaldırıyorum. Evet. Alayınızı selamlıyorum. Evet. Bu kitap ayrıca yine konuyla ilgili çift taraflı kitap arkasında gösteriyor. Evet, arkası da var. Ters biri bizi özetliyor. Arka tarafı da şöyle. Kitap zaten iki tarafta yani tersten okunuyor. Ortada birleşiyor. Tersten okunca başka bir şey mi anlatıyor? Tabii başka yani biri bizi özetliyor aslında. Çuvaldızı bize batırıyorum. Yani biz şimdi muhafazakar işte milli ve manevi değerleri olan insanlar olarak çok güzel söylüyoruz. Yani öyle böyle değil. Çok güzel eleştiriyoruz. Öyle böyle değil. Ya işte şu şöyle olmasın, bu böyle olmasın. Peki biz ne kadar milli ve yerliyiz? Yani bizde milli ve yerli olduğunu iddia edenler ellerine en ufak bir fırsat geçtiğinde hani karşıdakini eleştiriyoruz ya şöyle alıyor, şöyle çalıyor, şöyle yapıyor, şöyle hak yiyor falan diye. Aynı fırsat bizim elimize geçtiğinde biz ne kadar yapabiliyoruz? Bizim milli ve yerli olduğunu düşündüğümüz medya kuruluşları ya da medyacılar ne kadar milli ve yerli? Çünkü yine yakın zamanda birçok örneğini görüyoruz. Yani adam bizim mahallede yaşıyor, büyüyor, biraz dallanıp budaklanınca bir bakıyoruz ki adam tanıdığımız adam değilmiş yani. Evet, doğru. Bizim Ahmet Ahmet değilmiş, Mehmet'miş yani gibi bir ortam çıkıyor ortaya. Biri bizi özetliyordu aslında. Çuvaldızı bize batırdım. Yani bizim milli ve yerli olduğunu iddia edenlere batırdım. Tabiri caizse. Alayınızı selamlıyorum. Zaten ortada yani. Milli ve yerli olmayan, bunu da söylemekten gocunmayan. Yani ben milli yerli değilim. Benim dinim euro. Milliyetimde dolar diyenlere orada alaylarını selamlamaya hocam, çalıştık. Hocam sizin yanınızda bir tane daha var. Şu evet. an iki kitap var. Soru soralım mı yoksa Derin Plan hashtag ile bize yazan ilk iki kişiye sizin kitap. Benim de kitap burada haberim yokmuş gibi çek bunu da gösterelim. Bu da benim yine konularla ilgili yazdığımız kitap. İki tane de bu kitaptan dört tane hediye edelim. İmzalı bir şekilde. İmzalı bir şekilde Twitter'dan Derin Plan hashtag ile yazabilirsiniz bize. Program sonunda da okuyalım. Bir şey söyleyeceğim ya. Gerçekten çift taraflıymış bu. Evet çift taraflı. Baya buradan bir kitap. Şimdi şöyle okuyunca başka bir kitap. Araştırmaya kalkarsan baş dönmesi yapar. Yani bu ayrı bir hikaye bu ayrı mı? Evet. Şimdi Recep Hocam şöyle yapalım. Geçmişten günümüze getireceğiz aslında biraz da. Çok fazla İslami figürler kullanıldı. İşte rüşvet alan ya da işte sahtekar hani kaba tabiriyle konuşacağım. İşte hocadır, imamdır, üçkağıtçı. Daha biraz daha düzgün oldu kelime. Bunlar kullanıldı. Mesela bizim için önemli olan Recep, Şaban, Ramazan
isimlerinin isimleri kullanılarak biraz daha böyle hani nasıl içi boşaltıldı diyeyim. Evet. Bunlar kullanıldı. Günümüze geldiğinde hatta yukarıda yine konuştuk bazı komedi programların ismini vermeyeceğim şu an ama karakterlerin isimlerini çıkarttık. 6-7 tanesini çıkarabildik. Hamza, İbrahim, İsmail, Bilal, Hüseyin. Bu bir komedi evet. programındaki karakterler. Ve karakterler de düşük kalitedeki karakterler canlandırıyor. Yani işte Hamza dedikleri aptal, iri yapılı birisi. İşte İbrahim dedikleri minyon tipli, işte hiçbir şeyden anlamayan, böyle her şeyi farklı anlayan birisi. Yani karakterlerin içinde yani şey var, roller de sıkıntılı yani. Bunu ciddi onların ciddi haricinde, düşünerek mi yapıyorlar peki? Haricinde bir de lider pozisyonunda, yöneten pozisyonundaki isim de karakter Aziz. Onunla ilgili senin bilmiyorum yorumun var mı? Bununla ilgili bir başlayalım hocam. Çünkü o eski Yeşilçam döneminde de bazı görüntülerimiz var. Onun üzerine devam ederiz. Ah Yeşilçam'a. Görüntüyü önce mi yok hocam sizle başlayalım. Tamam. Görüntüyü alırız. Şimdi şunu konuşmamız lazım aslında burada. Yani genelde şunu diyorlar. Ya ne olacak adamın ismi İbrahim'se ne olur? Ya tevafuktur işte tesadüftür. Niye adamlar bunun için uğraşsın diyorlar. İşe biraz daha geniş çerçevede Kürşat hocamın programın başında bahsettiği pencereden bakmak lazım. Şimdi medya yarını değiştirmek için uğraşmıyor zaten. Bizim önce toplum olarak bunu anlamamız lazım. Yarını değiştireyim diye adamlar program yapmıyor. Yarını değiştireyim diye dizi çekmiyor. Yarını değiştireyim diye sinema filmi çekmiyor. Adamlar 50 yıl sonrasını değiştirmek için çaba sarf ediyorlar. Şimdi bizim toplum olarak bunu bilmemiz lazım. Ben hiçbir şeyin medyada tesadüf olduğuna inanmıyorum. Hiçbir şey tesadüf değil. Ya yani hocam oyuncu senaryoyu daha çok daha iyi bilir. Yani düşünün ki bir filmde bile karakterin söyleyeceği sözden duracağı yere kadar belirlenen bir yapıda. Şimdi her bir şeyin tesadüf olmasını nasıl bekleyebiliriz? Tabii canım senaryo büyük bir matematiktir aslında. Yani. Evet. Matematik şeyler tesadüf diye bir şey yok. Biz iyi niyetli milletiz. Şunu diyoruz ya yok ne olacak yani tesadüftür. Bence çok abartıyorsunuz. Yok işte siz öyle düşünüyorsunuz. İyice artık ruh hastası olduğunuz falan diyorlar ama yok. 50 yıl sonra bu toplum ne hale gelecek? Yani farkına varmadan zehirlenmenin yolu aslında medya. Onun için tehlikeli ve güçlü. Onun için millileştirmesi gereken bir alan, bir pozisyon. Şimdi 1970'lerde, 60'larda çekilen filmlere baktığımızda işte hain imam karakterleri ön plandaydı. İşte bununla büyüyen nesiller olduk tabii, yani hepimiz. Güvenilmez din görevlisi gördük. Evet, evet, evet. Yani şimdi şöyle bir şey var. Adam hocaya gidiyor rüşvet veriyor. İşte ne bileyim bir alime gidiyor üç kağıt çeviriyor. İsimler hep mesela Şaban ismini koyan var mı çocuğuna son dönemlerde? Çok çok az. Çok az yani çünkü maalesef. Çünkü başka bir şey yansıtıyor artık. Tabii yani. Ki. Yani o çizgi, o filmle büyüyen çocuk şimdi baba oldu, anne oldu, işte öğretmen oldu. İster istemez onun etkisinde kalıyor. Ben bugün okulda derste yaşadığım bir şeyi paylaşayım. Biz eğitim ve öğretim mevzusunda bununla alakalı. Hı hı. Şimdi ben eğitimin insan için kullanılması gerektiğine inanmıyorum. Eğitim insan için olmaz. Eğitmek çünkü bir şeyi öğrenemeyen bir yaratığa, canlıya bir şeyi öğretmeye çalışmak. Yani ezberletmek eğitim. Yanılıyor muyum hocam? Kesinlikle. Eğitmek bu. Yani bir köpeği eğitirsiniz. Çok af diliyorum izleyenlerden. Bir papağanı eğitebilirsiniz. Yani aslında onu bir şey öğretmezsiniz. Ezberler. Bir kelimeyi ezberler ve ondan sonra onu tekrar eder siz söylediğiniz. Ya da bir hareketi ezberler, tekrar eder. Peki kim eğitilebilir? İşte hayvanlar eğitilir. Başka barbarlar eğitilir. Yani adam barbar zaten. Öğrenme kapasitesi de yok. Yani ehlileştirilir. Evet, eyvallah. Evcilleştirilir yani daha doğru tabirle. Peki kim öğretilir? Öğretme insana mahsus bir şeydir. Öğrenir. Yani nasıl birisini dinleyerek öğrenir, bir şey izleyerek öğrenir, bir şey okuyarak öğrenir, öğrenir. Öğrenme belli bir kalıbın içinde değildir yani. Her yerde öğrenir. İşte otobüste gidersiniz, bir şey öğrenirsiniz. Otobüse nasıl bineceğinizi öğrenirsiniz atıyorum. Nasıl ineceğinizi öğrenirsiniz. Yani öğrenmenin bir sınırı yok. Bu kavram ayrımını Kur'an'da da görebiliriz. Biz size birçok şeyi ve eşyan isimlerini öğrettik diyor. Eyvallah. Öğretmeden bahsediyor yine. Eyvallah. Eğitmek ama biraz daha şey oluyor. Yani böyle ezbere dayalı bir iş. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Batı'nın bize bu eğitim kelimesini bilerek dayattığına inanıyorum. Niye? Çünkü Türkler Batı'nın nezdinde barbar, İşte medeniyetten anlamayan, eğitilmesi gereken insanlar yığını. Aynı Batı işte
zenci çocukları alıp hayvanat bahçelerinde sergiledi. Niye? Çünkü onları da eğitilmesi gereken canlılar olarak görüyordu. Yani onlar da aslında hayvandan bir tık öteydi. Onun için bu eğitim öğretim işini ayırmamız lazım öncelikle. Anneler babalar kesinlikle öğretmeli çocuklarını. Eğitmemeli. Evet. Eğitim olayı çünkü başka bir şey. Yani ben birisi benim çocuğuma senin çocuğunu eğitiyorum derse kızarım. Çünkü benim çocuğum insan, öğrenir. Konuşmayı öğrenir, yazmayı öğrenir. Şimdi bugün okulda yaşadım bunu. Ders anlatıyorum. Çocuklardan bir tanesi şey dedi. İşte hocam insanlar da dedi nihayetinde memeli hayvanlardır. Niye memeli hayvanlardır dedim. 5. sınıfı, 6. sınıfı öğrencisi. Nihayetinde yani memeli hayvanlardır. İnsan da bir hayvandır oluyor dedi. Yani bu çocuk normalde hani muhafazakar bir ailenin çocuğu, Darwinizme inanmayan kesinlikle biri. Ben çocuğu açıkladıktan sonra çünkü çocuk estağfurullah çekmeye başladı bir anda yani. Ama ben bilmiyordum böyle. Şimdi gelmek istediğim nokta şu. Hani tevafuklara dayanmıyor diyoruz ya. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Çocuk niye insanı bir hayvan gibi görüyor? Memeli olduğu için bir hayvan gibi görüyor. Çünkü çocuğa bunu bir şekilde çaktırmadan, muhafazakar bir çocuğa bile bunu yani bilinçaltına yerleştirmişiz bir şekilde. İşte Hababam Sınıfı filmiyle, İnek Şaban rolüyle, işte orada söylenen küçük kelimelerle çocuk bunu öğrenmiş. Çocuğa dedim ki bak evladım, niye hayvanlar insan değil de insanlar hayvana benzetiyorsun? Yani o zaman şunu söyleyelim, hayvanlar memeli oldukları için insan türüdür gibi bir şey çıkıyor ortaya. Yok yani insan insandır, hayvan hayvandır. Bunun sonu Darwinizme dayanıyor. Bak sen aslında insan bir hayvandır memeli olduğu için derken peygamberlere de hakaret etmiş oluyorsun. Nasıl? Peygamberlerin hepsi insan da en nihayetinde. Sen insan hayvandır dersen tamamına neredeyse Allah affetsin küfür etmiş gibi oluyorsun. Hazreti Adem'den bugüne herkes... Tabii ki aynen öyle. Şimdi bu şuna benzer dedim. Kanatlı olan her şey kuş demeye benzer. Sinek kuştur desem ne düşünürsün? Yani hocam dedi kuş değildir tabii ki, sinektir. İşte insan da memeli diye hayvan olmaz. Şimdi gelmeye çalıştığım nokta şu, 6. sınıf öğrencisi. Bu çocuğa annesi babası Darwinizmi anlatmamış. Kesinlikle okulda öğretmenleri Darwinizmi anlatmıyor. Kesinlikle anlatmıyor eminim. Çocuk herhangi bir yerden Darwinizmi de öğrenmiyor. Ya da işte benzeri inanç sistemlerini öğrenmiyor. Fakat çocuk... Bunu düşünüyor ve düşündüğü şeyin ne kadar tehlikeli olduğunu farkında değil. İleride onda nasıl bir tahribat oluşturacağını da bilmiyor. Çünkü o cümleyi televizyonda örnek aldığı biri kullandı. Ya da sosyal medyada örnek aldığı biri kullandı. Tabii. Aynen öyle. Yani medyanın etkisi bu kadar bir. Oraya aslında onu bilinçli koyuyor adamlar. Biz buna karşı kendimizi, çocuklarımızı nasıl savunacağız? Nasıl alternatif oluşturacağız? Bunu görmek lazım. İşte o birazdan sanırım izleyeceğiz. Evet, hazırsa o videoyu alabiliriz. Bir yine Kemal Sunal filmiydi. Ya isimler çok hani karıştırmak istemiyorum. Tenzih ediyorum. Kimseyi... Sadece oradaki senaryodaki o rolü göstermek anlamında bir imam hazırsa alabilirsek. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hoca efendi, anam sana gelecek. Ne ki ananın derdi? Dert bende, deva sende. Bismillah. Evet. Allah razı olsun. Bu zaten yüzlercesinden bir tanesi hocam. Evet. Yani şimdi orada özellikle besmele çekiyor. Mesela. Zaten şey de var, aksan da bozuyor. Evet. Yani bir alaycı gibi. Hoca efendi şey devamlı rüşvet alıyor. Rüşveti beğenmiyor, arttırıyor. Ya bunun tevafuk olduğunu düşünebilir miyiz? Şeyde de vardı. Yine benzeri filmlerde işte yağmur duasına çıkan imamlar, evet. Sahtekar hoca tarzında yine. Ya da niye hep böyledir yani çekilen filmler bu dönemde, bu kuşakta öyle? Ya din üzerinden komedi yapmak diyelim hani. Yani insanları. Bu kadar masum bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii. Hani komedi yapalım işte birazcık da toplumun kültür yani değerleriyle dalga geçelim. Aslında şu, bizi biz yapan din, İslam. Yani bir milleti bozmak istersen, bilhassa bizim milletimizi, dinini elinden alacaksın ki yani inanç sistemi çökmüş bir milleti millet yapabilen başka bir şey yoktur, birbirine girer anında. Bir, yani burada aslında birazcık bizim için kutsal olan şeyleri zayıflatma. Ya bu kadar da güvenilir değiller aslında, böyleler deme. Çünkü bazı filmlerde de vatan hain tiplemesi var. Yani filmlerin ismini vermek bilmiyorum çok uygun mu ama yok, işte çıkıyor imam vatan hainliği yapıyor. Devletin
birlikteliğine işte karşı Yunanlarla anlaşıyor, İngilizlerle anlaşıyor. Kuvayi Milliyecileri işte buradalar diyor, ihbar ediyor. Birçok şey oluyor. Yani bu şuradan devam ediyor. Önce din algısını bozuyor. İnsanların inanç sistemine şöyle bir sağlam yumruk indiriyor. Ondan sonra iş milletçiliğe geliyor. Yani vatan sevgisine geliyor. Orayı tahrumar ediyor. Sonuç olarak işte apuk supuk insanlar çıkıyor ortaya. İşte sosyal medyada hiç takip edilmeyesi insanlar milyonlarca kez izleniyor. Binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Ne anlattıkları belli değil, ne söyledikleri belli değil. Sonra bizim çocuklarımıza bakıyoruz. Yani düzgün insanları özenip onlar gibi olmaya çalışacaklarına. Yani Temel Reis, Rambo falan bile artık iyi kaldı yani bunların yanında artık. Geyleri dizilerde görmeye başladık. Kesinlikle. Ve yani çok özür diliyorum. Şu an en son bir vizyona giren bir dizi var. Yani çok evet. Beklentiyle de girdi. Ben de izledim, sosyal medyada yazdım ve bu dizi prime time'da giriyor. Yani 8'li saatler, 8-8 buçuk. Herkesin izleyebileceği saat. Çoluk çocukla izleyebileceği o saat. O dizinin konsepti hani biraz sosyete şey yaptığı için hani tamam, olan bir şey aslında. Sosyete de hani bir zengin fakir var. Ayrımı belki bunu yapıyorsun ama hani orada belki mizah dersin, şey dersin ama ya çocukların izlediği çok göze şeyde, batırmayacaksın. Karakterlerde belki de bir cinsel sapkınlığı olan ya da işte gay olan bir karakter. Neresine bakarsan teşvik oluyor yani. Neresine teşvik, bakarsan normalleştirilmiş oluyor. Kötü bir şey değil dedirtiyor aslında. Yani tabii, şunu söyleyeceğim. Komik oluyor. 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda, işte 70'lerde, 80'lerde herhangi bir televizyon, yani gerçi bir kanal vardı ama diyelim ki çok fazla televizyon vardı. Sinema filmleri vardı ve gay rolünde insanlar vardı. Nasıl karşılaşırdı? Nasıl toplum buna nasıl cevap verirdi yani? Yönetmen ne hale gelirdi? İşte senaristi, oyuncusu ne hale gelebilirdi? Şimdi akşam baba çekinmiyor yani çocuğuyla oturup onu bırak, Erol Taş'ın yani yaşadıklarını anlattı. Yani kötü karakterde sokağa çıktığında taşlandığı tabii zamanları anlattı. Sadece karakter ya, kötü bir karakter. Bırak oradaki sapkınlığı. Ama bu dünyada çok fazla yayılmaya başladı bu tarz filmler. Maalesef. Yani Jim Carrey'nin resmen öven bir filmi var ya, bildiğin hani. Peki bir şey soracağım. Ne kadar muhteşem bir şeymiş, hayatı yeni algıladım der gibi resmen filmde. İşte sonra mesajla onu, hani evet övülüyor yani, bu kadar da abartmayın. Aynen öyle. Şey, çocuk onu sonra şey alıyor kendine yani. Normalleşiyor hocam. Şunu yani ne diyeceksin? Ne var yani, onda da bir şey yokmuş diyor. Çünkü şimdi, babası kızmadı, izledi, güldü hatta. Evet. Annesi güldü, annesinin babasının, çok özür uzatıyorum ama gözüne girmeye çalışıyor çocuk. Bir şekilde o karşıdaki karakter de yani annesinin babasının beğendiği, ya bu da ne çocuk ama ya falan dedi. Şu var zaten algıda, zaten fenomen olarak gösteriyorsun onu. Sosyal medyası, işte Instagram'ı, milyonlarca takipçisi var. İşte belli yerlerde işte DJ ya da bilmem işte eğlence DJ'ler, kulüplerinde çıkıyor, para, ciddi paralar kazanıyor. Televizyon evet programlarında yani görüyor. Ne oluyor? Aa bak işte ben de bunu yaparsam belki bir işte fenomen olurum, ünlü olurum tarzında bir algı var. Şunu soracağım. Şimdi bu tarz 70'li yıllar mıydı? Yani işte evet. 70, 75, 80'e girdiğimizde o dönem, şimdi hani şu an günümüzde işte İslami, nasıl diyeyim, hassasiyeti olan diziler çok fazla. Yani TRT'de var şu an. Var, işte, evet. Hani şeyler de var. Gerçek tarihimizi anlatacak işte dirilişte, ne bileyim Abdülhamit Han'la ilgili şu an bir tepki var ya. Biz şunu söyleyebiliyorsak, evet bak burada dini figürler var, dalga geçiyorlar, algı var, isimleri kullanıyorlar diyebiliyoruz. 70'li yıllarda bunu izlerken o dönemin halkı ya da işte bizim işte babamız diyoruz ya da o grup, şu an işte 40'lı 50'li yaşlara gelen grup tepki gösteremedi mi bunu? Yani o dönemde İslam, aynı İslam yani yönetimsel bir şey miydi, idare miydi? Hükümetle ilgili bir şey miydi? Mesela onunla ilgili ne diyeceksin? Abi işte bu o ayrım niye öyle vardı? Kimse çıkıp bir şey demedi mi o dönem? O dönem sinemanın silah olduğu bilinmiyordu, pardon. Eyvallah. Yok hocam, buyurun. Bu aslında şuna açıklıyor. Medyayı yönetenler, medyada algıyı yürütmeye çalışanlar, sosyal medya ile bugünü, televizyon filmleriyle yani sinema filmleriyle, dizilerle de yarını değiştirmeye çalışıyorlar. Yani 50'lerde, 60'larda, 70'lerde, 80'lerde atılan o tohumları biz şimdi topluyoruz. Topluyoruz ama izlediğinde tepki de görmemiş ki o dönem. Yani İzlemeye devam edip gülmüşüz. Ben aslında sihirli cümleyi... Tosun Paşa'da, bak araya gireceğim. Tosun Paşa'da bir kutlama var. Hadi sen de falan, hatırlıyor musun o masada? Evet. Alkol, o bir işte bir paşa yani, Osmanlı abi, paşası. Adam... İçkiler içiliyor orada. Bir masalar donatılmış. Battal Gazi filmlerinde işte yani...
Bizans kızlarıyla sabah cihat edip akşam Bizans kızlarıyla yatan kahramanlar var yani. O Tarkan'da çok var o. Çok özür dilerim. Harcı kızlarıyla. Kara Murat benim. Türk'üm gücüm. Öyle bir şey ki yani işte fark etmeden zehirleniyoruz zaten. Problem bu. Ya şu gün kadın cinayetlerini konuşuyoruz. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hatta bugün bu konuyu benim menajerimin ofisindeydik. Oturduk konuştuk. Yani 80'lerde bizim 70'lerde çektiğimiz filmlere bakarsan ya benimsin ya toprağın. Eyvallah. Benden başkasını şey yapamazsın. Bunu böyle arabesk yani. Starlar falan filan o arabesk filmlerini yaptılar. Bizim çocukluğumuzda oldu. İşledi bünyeye. Şimdi ne oluyor işte? Kadın cinayeti olarak çıkıyor. Ama şu an dizilerde yine var. İkinci bölümde hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Elinde silahlı bütün gençlerin oynadığı, mafyacılık oynadığı diziler var. Aşırı derecede var hem de. Hatta var günümüzde şu an birkaç gün içinde şey de o popüler de oldu. Bir video var, bir sıkıntı oldu. Evet. Tekrar çekildi falan. Trafik onu polisi. İzleteceğiz. Evet, yani onu... programın başında da söyledik zaten. Geçmişte ektiler. Şu anda topladılar. Hatta toplamanın üzerine ikinci, üçüncü hasat alıyorlar. Yani şu an istedikleri kıvama geldik. Sen şey ne diyeceksin? Benim sordum soruya. Yani o dönem tepki niye olmadı? Şu an biz bunu niye görüyoruz, hani hükümetsel şeyler mi? Şunu acaba söyleyeyim. Adolf Hitler'in bir sözü var. Diyor ki düşünmeyen toplumlar biz gibi liderler için büyük şanstır diyor. O dönemlerde düşünmeyen bir toplum vardı. Ha şu anda da var ama o dönemlerde söylediği gibi bilinçsizdi, amatördü yani. Bilinçsizdi yani. Halk da bilinçsizdi. Farkında değildi. Kesinlikle. Sinemanın ya da medyanın bir silah olduğunu farkında değildi. Şimdi orada bir hoca karakterini biz gülerek izliyorduk. Mesela ben çok karşıyımdır. Güldürü şovlarında ya da sinema filmlerinde küfür kullanmasına inanılmaz karşıyım. Evet, evet. Çünkü bir espri yapılıyorsa orada ben ailece oturup izlemek isterim ama benim evlatlarımın yanında izleyemem. Fakat böyle söylediğimizde şunu diyorlar. Ya kardeşim bu kadar da bağnaz olmayın yani. Senin evladın hiç küfür etmeyecek mi ileride? Etmez. Niye etsin? Bakın mesela biz İllüminati kitabını yazdığımızda dünyada şunu söylüyorlardı. Hatta Türkiye'ye geldiğinde bu İllüminati konusu şunu söylüyorlardı. Diyorlardı ki komik bir şekilde İlluminati'nin en büyük düşmanı var İslam. Yok kardeşim değil. İlluminati'nin yani şeytan, Lüsiferizmin düşmanı İslam falan değil. Neydi bize göre düşmanı? Kitapta da biz onu anlattık. Bize göre düşmanı bütün dinlerdi. Dinlerin içini boşaltmaktı. Tevrat'ın ve Musevi'nin içine Kabala'yı sokarak boşalttılar. Hristiyanlığın içine baba oğul kutsal ruh hikayesini sokarak boşalttılar. İslam'da da... ılımlı İslam'ı. Ilımlı İslam'ı ve... Ya bugün bir yere gittim, nereye gittiğimi söylemeyeyim ama bugün bir yere gittim, ilginç bir şey oldu. Bir çalışma yapılıyor İslam adına. Çok güzel, tabii ki takdir ediyoruz ama İslam adına yapılan çalışmada oradaki hoca efendi şunu söylüyor. Diyor ki, siz diyor İslam adına bu çalışmaya katılırsanız gittiğiniz diyor bu çalışma süresi boyunca 100 tane hadis öğrenirsiniz. Harika. Allah Resulü'nün söylediği sözleri öğrenmek tabii ki boynumun borcu. Peki 100 tane hadis öğreneceğim bir haftalık süreçte. Ayet öğretiyor musunuz? Önce hadisler. Ayet ne zaman? O sonra. Ya niye sonra? 100 tane hadis öğretmekle övünülüyor maalesef. Hangi hadisler? Ve bunu yapan da Türkiye'deki en önemli İslam çalışması yapan kuruluşlardan bir tanesi. Bakın Disney'i biliyoruz. Araya gireceğiz, toplayabiliyor muyuz? Ne kadar var? Hemen şu an girebiliyoruz, topla. Hızlıca toparlayayım. Disney biliyorsunuz çizgi filmlerin babasını çeken bir sektör. Evet. Orada Alaaddin isimli bir çizgi film var ve Türkiye'de de yayınlandı. Orta Doğu'da hala takır takır yayınlanıyor. Filmleri falan çekiliyor sürekli. Tabii tabii. Bu çizgi filmde ekranda bir kızımız çıkıyor. İsmi Jessica. Bu Jessica bir kovalama sahnesi var. Kovalama sahnesinde Jessica'ya diyor ki bir erkek orada oyuncu. Yavaş yavaş diyor üzerindeki elbiseleri çıkar. Ve Jessica üzerindeki elbiseleri çıkarmaya başlıyor. Belli bir raddeye geldikten sonra aralarında bir husumet oluyor ve Jessica kaçmaya başlıyor. Kaçtıktan sonra Jessica'nın bir ekrandaki, biz kitabımızda da yayınladık, sosyal medyada var. Eteği açılıyor ve altında iç çamaşırı olmadığını görüyoruz Jessica'nın. Bunu niye anlattım? Bununla ilgili bir deney yapıldı. Deneyin sonuçlarını reklamdan sonra anlatayım. Tamam, evet. Araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet, aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Medyadaki dizi ve sinema filmlerindeki algı operasyonlarını konuşuyoruz. Birinci bölümde aslında bir tanıtım da yaptık. İki tane kitabımız var. Derin Plan hashtag ile bize isminizi yazabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Ekranın altında birazdan göreceksiniz. İkişer taneden dört tane kitap değil mi Recep evet, Hocam? Hediye edeceğiz. Şimdi araya girmeden önce Kürşat bu Alaaddin Jessica bir çizgi filmden bahsettik. Bir deney var demiştin. Onu dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Hemen kısaca ekranını yeni açanlar için kısa bir özet geçeyim. Alaaddin çizgi filminde Jessica isimli bir bayan, genç bir kız karakteri var. Burada şarkıyla birlikte erkek oyuncu bu Jessica'nın soyunmasını söylüyor. Yani orada arada başka argümanlar da kullanılmış. Diyaloglarda yavaş yavaş soyunmasından bahsediyor. İngiliz Savunma Bakanlığı'nda görevli bir adam var. Nick Pope isminde. Nick Pope emekli olduktan sonra ünlü belgesel kanalı History Channel için bir rapor hazırlıyor. Raporda şu: subliminal mesajların çocuklar üzerindeki etkisi. Hakikaten bir yönlendirme yapıyor mu, yapmıyor mu? Müziklerin arkasında Big Messing dediğimiz bir sistem var. Müziklerin arkasına da subliminal mesaj konulabiliyor. Bununla ilgili bir deney yapıyorlar ve bu Alaaddin çizgi filmini çocuklara 7 gün boyunca izletiyorlar. Günde 3 kez bu çizgi filmi tekrar izletiyorlar. Bunun haricinde bir de onlara enstrümantal, içinde söz olmayan enstrümantal müzik yayınlıyorlar. Fakat bu müziğin arka kısmına gizlenmiş gizli mesajlar var. O mesajlar ne? Sakin ol, soyun. Kelime bu. Sakin ol, soyun. Yavaş yavaş soyun. Elbiselerini çıkar. Mesajlar aynen bunlar. Bu mesaj müziği yavaşlatınca mı? Ortaya çıkıyor. Ortaya tabii çıkıyor. Hani yapılamaz diyorlar ya, History Channel yapmış yani. Bir şekilde o bilinç tabii, altında müzikle beraber yer ediyor. Bu deneyle birlikte, deneyin sanırım birinci günü normal, ikinci günü normal, üçüncü günü normal, dördüncü gününde kız ve erkek çocuklarında yapılıyor. Yedişer gruplar halinde. Yedi kız çocuğu, yedi erkek çocuğu. Fakat kız ve erkek aynı anda odaya alınıyor. Öyle yapılıyor. Dördüncü gününde yanlış hatırlamıyorsam bir tane kız çocuğu krize giriyor. Yani kendi kendine konuşmaya başlıyor. Saçma saçma hareketler yapmaya başlıyor. O kız çocuğunu dışarıya alıyorlar. Deneyin beşinci ve altıncı gününde çocukların çoğunun bu çizgi filmi izledikten hemen sonra kendi aralarında tabii muhabbet etme tepkilerini ölçüyorlar. Tepkiler, mimikler, oturmalar, kalkmaklar, diyaloglar. Soyunmaya başladıklarını görünce deneyi yarıda kesiyorlar. Yani düşünebiliyorsun, bakın bu işin deneyi yapılıyor ve bunu yapan da İngiliz Savunma Bakanlığı yetkililerinden Nick Pope. Deneyi yaptıran ünlü belgesel kanalı History Channel. Çocuklar üzerindeki subliminal mesajları kendilerine konu alıyorlar. Ve deneyin daha 6. günde, 7. günü bitmeden hakikaten çocuklar birbirlerinin karşısında soyunmaya başlıyor. Şimdi bugün bakın, Türkiye'de birkaç tane televizyon kanalı var, çizgi film kanalı. Onları bir açıp izleyin Allah aşkına. O kadar çok subliminal mesaj var ki. Mesela biz bir öğretmen arkadaşımın ya da bu meslekten olan bir arkadaşımın bana söylediği önemli bir şeyi söyleyeyim size. Dedi ki hocam, biz okulda bu çocuklara din dersi de veriyoruz. Bakın din dersi de veriyoruz. Din öğretmenimiz başka. Ben başka bir ders veriyorum. Ben Türkçe öğretmeniyim. Tarih hocamıza bir çocuk diyor ki, ve bu çocuk orta çağda, ortaokul okuyan bir çocuk. Tarih hocamıza çocuğumuz şunu soruyor. Bir erkek çocuğu. Hocam, Mısır'ın tanrıları var. Yunanlıların tanrıları var. Öğrenmişler bunları tarih derslerinde. Yunanlıların tanrıları var. Neden bizim tanrımız bir tane? Neden bizim tanrımız bir tane? Niye bizim su tanrımız yok, gök tanrımız yok, toprak tanrımız yok? Niye bizim bir tane tanrımız var? Şimdi buyurun bunun cevabını verin. İşte algı operasyonunu böyle yapıyorlar. Bakın Mısır kültüründe Illuminati sembol olarak tek gözü kullanır. Piramit içindeki tek gözü ABD'de 1 dolarına 1776'da bunu resmetmiştir. Niye Ra'yı kullanır acaba? Niye Ra isimli tanrının o tek gözünü kullanır? Çünkü Ra amcasıyla bir kavgaya tutuşmuştur. Amcası insanların aşırı özgürlük düşkünü olmasını yasaklamıştır. Bu geçmiş hikayeye göre. Ra da gelir der ki hayır kardeşim, insanlar özgür olmak zorunda. İstediğini yapabilir. Yani istediğinizle istediğiniz ilişkiyi cinsellikle dahil kurabilirsiniz. Peki biz günümüzde bugün nerede görüyoruz bu ince detayı? Darwinizmde görüyoruz. İşte Ra'nın tek göz sembolünü almasının altındaki sebep özgürlükçü düşüncedir. Bugün Batı'da yaptığı filmlerle, dizilerle ya da propagandalarla medyayı kullanarak bize bunu yapıyor. Özgür olmalısın kardeşim. İstediğini yapmalısın kardeşim. Ve bugün
Batı'ya gittiğinizde maalesef ahlaki dejenerasyonun en dibini görebiliriz. Yani Batı'yı gezmiş birisi olarak çok rahat söyleyebiliyorum bunu. Ve bugün hatta geçtiğimiz aylarda yine yayınlanmıştı. Bir sinema ödül töreninde bir beyefendinin yanında eşi, müstakbel eşi, nikahlı namuslu eşi, başka bir rol arkadaşının dudağına yapışarak dakikalarca öpüştüğünün haberini izlemiştik. Bizim kültüremize göre bu hiç hoş karşılanacak bir şey değil. Ancak bize bunu öyle bir sunuyorlar ki, bu özgürlük kardeşim olabilir yani. Sanat. Böyle, bu sanat. Avrupa böyle sunuyorlar. Şimdi bununla ilgili hazır tam denk geldi. Dediğim gibi hani işte prime time'da çok fazla ailelerin izlediği saatlerde bununla bunlar çocuklarıyla. Bununla alakalı çok ufak bir şey söyleyebilir miyim Mansur yoksa? Tabii yoksa hocam. Videodan sonra yemin. Yok hocam buyurun. Şimdi hocam hani reklamdan öncesinde de dedik ya yani ne olacak diyor toplum. Yani tesadüftür canım. Ne alaka adam yani İbrahim ismiyle Şaban ismiyle niye dalga geçsin? Niye orada hocayla geçsin dalga falan diyor ya. Şuradan yola çıkalım bu örnekten. Ondan sonra video arasında da düşünelim bunu. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamdan önce de tabii ki insanlar Allah'a inanıyorlardı. Kabe'ye dönüp namaz kılıyorlardı. Kürşat hocam yanlışım varsa düzeltin. Kabe'ye dönüp namaz kılıyorlardı. O dönem o toprak Mekke işgal edilince samimi Müslümanlar, Kabe'ye dönüp namaz kılanlar, bahsettiğim aralık Hazreti Peygamber'in öncesi, çok çok önceleri kıymetli dostlar. Kabe'ye dönen Müslümanlar ve namaz kılan insanlar işgal edilince oraya saldırılar gerçekleşince Kabe'den taş alıp göç ettiler. Bir nevi kavimler göçü gibi başka beldelere göç ettiler. Kabe'den taş aldılar. Gittikleri yerde Kabe'den aldıkları taşı şöyle koyuyorlar. Ona karşı namaz kılıyorlardı. Şimdi burada bir sıkıntı var mı? Yok. Kutsal bir şey alıyor. Hatta şimdi bizim kültürümüzde bilhassa tasavvuf kültüründe umreye gidenlere şey derler. Hani oradan bir şey alıp getirmeyin derler özellikle. Alıp taşı namaz kılıyorlar. Bunda bir ilk başta bir şey yok. Niyeti halis. Kabe'ye dönüp namaz kılıyordu. Herkes sevdiği şeyden bir hatıra alıp onu saklamak ister ona karşı. Fakat bir iki kuşak sonra o taş puta dönüşmeye başladı. Malumunuz ki Mekke'li müşrikler putları ilah olarak görmüyorlardı. Allah'la aralarındaki bağ olarak görüyorlardı. Evet. Yani bir vesile olarak görüyorlardı. İşte o dönem taşları alıp bir nesil taşları aldı. Kabe'den getirdiği taşlara karşı kıldı namazını. Bir sonraki nesil ona doğru kıldı. Bir sonraki nesil taşı yaptı put. Üç kuşak sonra, dört kuşak sonra. Yani bizim aslında burada ya ne olacak arkadaş dediğimiz şey. Şey var bir belediye Kabe maketi sonra, getirdi hatırlıyor musun? Magazine de döndü, etrafında tamam hani, etmeye başladı. Türkiye'deki böyle İslam'ı artık baktılar ki karalamayla olmuyor. Ama ben ona karşı çıkmıyorum. Yani niye karşı çıkmıyorum? Orada bir maket var. Maketin etrafında evet insanlar tavaf ediyor. Oradaki amaç şu bence. Orada kötü niyetli bir amaç yok. Kabe'ye gitmeden önce eğitim veriyorlar bu insana. Diyanet İşleri eğitim vermiyor mu? Veriyor. O muydu? Tabii. Bu da bu eğitimin biraz daha fiziksel hale getirilmiş şeydi şey yani. Dediler bir belediye getirdi işte Kabe birkaç insan daha tavaf edelim. Yok, aynı sevabı alırız mantığıyla. Hayır orada bir eğitim veriliyordu. Öyle o mi? Eğitim sebebiyle o maketin etrafında yansıtılmadı. Şimdi şey i̇şte var. İşte bak medyadaki algo parası. Nasıl yansıtılmış? Biz bile yakalandık. Şimdi şey alabilir miyiz? Bu eşli yarışmalar var. İsmini söylemeyeyim hazır. Alalım onu. Orada bir diyalog var. Alabiliyorsak. Tut bebeğim, tut bebeğim. Tut bebeğim, burayı tut gel. Yapabilirsin, gel bebeğim. Biraz daha bebeğim. Bak kötü bir şey düşün anladın mı? Bana sinirlen. Bana sinirlen. Evet. Recep hocam bahsettiğinde buydu. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Yorum alayım sizden. Ne denir ki? Deneyecek yani, laf varmış ya. Sözün bittiği nokta tam olarak bu. Yani bu normalleştirme sürecinde kullanılan şey. Artık yani. Kızmamaya başlıyor toplumun büyük bir kısmı. Gülüyor ya ne var falan demeye başlıyor. Söylediğimiz şey aslında tam da bu. Bir yerden yani buraya kadar toplumu getiriyorlar yani. Bu program canlı yayın mı? Sözünüz... Bilmiyorum bant. Canlı yani, olabilir. Bence bant olabilir. Ben bilerek söyletilmiş bir şey şöyle, olma durumu değil. Bilerekten ziyade kızım... bu program hakkında şunu duymuştuk. Kast oradaki diye, tabii kast yani oradakilerin hepsinin rol gereği oraya çıktığını. Ve insanları böyle daha kışkırtacak sözler söylemesi için özellikle kullanıldığını birkaç tane katıldı benim yani normal akıllı birisi bunu söylemez yani.
Ya kızın da, bence kızın şey olabilir, hani kızın bir boş bulunması, hani programla alakalı çünkü. Boş bulunacak bir şey mi? Tabii söyleyecek bir cümleyi yapacağım. Düşman başına. Hocam o boş bulundu kocası. Hani yani program canlıysa ona göre diyorum. Hocam, hani. Canlı değilse hata ipleri, yapımda. O ipleri keser o adam. Tabii canım. Ne diyorsun? Şimdi birazdan Emre kardeşimin Çin'de neler yediğine geleceğiz onu ama. Onu soracağım. Onunla ilgili o zaman ben... Şey ön hazırlık olsun diye bir şey söyleyeyim. Şey zaten Çin'de artık neler oldu? Jackie Chan'ı dinleyelim. Ön hazırlık olsun diye bir şey söyleyeyim. Özel harekat görevlisi olan bilenler bilir. Mahmut Yıldırım vardı. Beyaz Renault'suyla. Öldü mü yaşıyor mu bilmiyoruz. Namı diğer Yeşil. Onun döneminde Yeşil'le birlikte Güneydoğu'da mücadele etmiş bir abimizi tanıdım. Bu abimiz özel harekatçı. Dağlarda yatıp kalkan. Hatta yanındaki personel üşümesin diye silahlarının dipçiklerini kırıp yakan bir adam. Ki bunu başa yapan komutanlarımız da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu özel hareketçi abimiz şunu söylemişti. Dedim ki yani bu dağda neler oluyor? Nasıl yaşıyorsunuz? Hayatınızı nasıl idame ettiriyorsunuz? Sırtınızda tamam yiyecek var da nereye kadar? Yiyecek ikame edilmediği zamanlarda birazdan senin de konuna geleceğimiz gibi orada avladıkları hayvanları yiyorlar ve hayvanların şusuna busuna bakmıyorlar yani. Götürüyorlar. Mecburiyet. Bölücü terör örgütü, bebek katili bölücü terör örgütü PKK'nın eline düşüyor bu komutanımız. Esir alınıyor. Bir mağaraya götürüyorlar. Mağaraya götürdüklerinde tabii ki dövüyorlar, işkence yapıyorlar vesaire vesaire. Bir de o kadar pislik insanlar ki kelimeyi burada kullanmak istemiyorum ama domuz yiyorlar PKK'lılar. Bu tabii ki dinen doğru olmadığı için reddediyor bunu yemeyi. Hayatta kalmasını istiyorlar çünkü bir askeri ile bir değişim yapacaklar. Mahkum olan PKK'lılardan isteyecekler, yerine komutanımızı verecekler. Ve komutanımızı nerede yatırıyorlar biliyor musunuz? Yani bunu söylemeyi de ağır ediyorum. İzleyicilerden özür diliyorum. İnsan pisliğinin dışkısının PKK'lının pisliğinin yaptığı yerin hemen dibinde yatırıyorlar. Psikolojik baskı olsun diye. Komutanımız diyor ki Kürşat diyor sadece diyor 20 gün diyor dayandım. 20 gün, her 20 gün, her gün kaldığımda 20 gün bu sürdü ama günlerce yemek yiyemedim zaten. Otları koparıyordum yerden, otları yiyordum. Zaten yemek verdikleri yok. Domuz kesip domuz yiyorlardı, onu pişiyorlardı, haşlıyorlardı. Onlardan da yemiyordum. Bir kuru ekmek yiyordum ölmeyeyim diye. Ama pisliğin yanında da uyuyup kalkınca insanın hiç iştahı kalmıyordu. Peki sonra ne oldu üstad? Diyor ki 20 gün sonra alıştım artık. Görmüyordu, oradaki pislik beni rahatsız etmiyordu. İşte senin söylediğine geliyor. En başta o taş rahatsız ediyor. En başta bu görüntü rahatsız ediyor. En başta orada imamın üçkağıtçı olması bizi rahatsız ediyor. Ama daha sonra alışıyoruz. Zihin, bilinçaltı alışıyor ve rahatsız olmamaya başlıyoruz. Bir tık sonrası hocam, şuna getiriyor sonrası, bu bir giriş, gelişme, sonuçta şu. Bir süre sonra gördüğün bütün imamları dolandırıcı kafasıyla bakıyorsun. İşte gördüğün, o isimde gördüğün insanları o karaktermiş gibi. Yani Hamza ismiyle gördüğün insanlar iri yapılı, hiçbir şeyden anlamayan insanlarmış gibi geliyor. Çocuklarına isim vermiyor insanlar. Bu isimleri vermiyor yani. Ya öyle olursa Hamza ismi olanlar hep böyle. Ya da Şaban. Tabii ki yani. Sevgili kardeşim bak ben bir kitap yazarıyım. Allah nasip etti. Tabii ki ilim bizden değil Rabbimden. 16 tane kitap kalemi aldım. İnşallah 17'sinde hazırlıyorum. 13 aile diye. Ben bir fikir adamıyım. Sizin ilgilenmeniz gereken benim fikirlerim ve kitaplarımda yazdıklarım. Benim görünüşümle alakanız yok çünkü ben podyumda yürüyen bir adam değilim ya da kardeşim gibi rol kesen bir adam değilim. Sinema oyuncusu değilim, tiyatro oyuncusu değilim. Ben fikir adamıyım. Benim kitabımla ve yazdıklarımla ilgileneceksin. Ancak buna rağmen Türkiye'deki çok ünlü, burayı parantez içinde söylüyorum, çok ünlü bir kitap dağıtımcısı benim yayın evime şöyle söylüyor. Diyor ki Kürşat Hoca'nın yazdıkları harika. Çok beğeniyoruz. Kitaplarımızı da alıyorlar sağ olsunlar. Çok beğeniyoruz. Ama bir sıkıntı var. Nedir hocam sıkıntı? Sakallarıyla üfürükçülere benziyor. Yani takıldıkları yer buralar. Sakalı kesin. Hocam meselemiz bu değil. Bu bahsettiği yayın evi de şu an en büyüğü. Bir, yayın evimle alakalı değil. Dağıtımcı ile alakalı. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben Pakistan'a gittim sevgili ya. Recep Hocam. Pakistan'a gittiğimde bir sıkıntı yaşadım orada. Orada üniversite okumaya gittim. İslam hukuku okumaya gittim. Sonra derslerden kaçtım, divan edebiyatına gittim ama gittik. Pakistan'a gittiğimde İslamabad'da üniversitemiz, İslam Enstitüsü aynı zamanda ismi, İbn Haldun kampüsü var. İbn Haldun kampüsüne birileri aracı oldu, gittik. Dedi ki kardeşim biz Türkiye'den geliyoruz. Bana Türkiye'de ne okudun, ne yaptın, ne kadar okudun diye hiçbir şey sormadılar.
Ben de şaşırdım. Dediler ki biz seni iki tane şartla kabul ederiz. İki tane sınava gireceksin. O kadar hoşuma gitti ki bu sınavlar. Sınavlardan bir tanesi görgü, ahlak, davranış. İkincisi senin genel eğitiminle alakalı. Allah nasip etti, iki sınavında başarıyla geçtik. Ve üniversite bizi kabul etti. Kaydımızı yaptırdık. İşte bir git gel vesaire. Sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'de böyle konuşurken bir üniversitede bir profesörümüzle bu meseleleri konuşurken, kendisi de organik gıda hususunda çok hassastır. Konuşurken dedi ki Kürşat, sen Pakistan'da boşuna okuyorsun kardeşim dedi. Neden hocam? Dedi ki Türkiye'de üniversite denklik sınavına girmeden orada okuduğun okul geçersiz. Hakikaten öyleymiş. Yani insanların eşeğin eşekliğine, semerine bakmıyorlar hocam. Eşeğin kabiliyetine bakıyorlar. Kendi şahsıma konuşuyorum. Eğer senin bir becerin varsa, Emrah kardeşim ya senin bıyığın çok uzun. Ha, senin saçların böyle olmuyor. Hayır kardeşim, Emrah kardeşim filmde nasıl oynuyor ona bakacaksın. Hayır. Recep kardeşim radyo yayın, genel yayın yönetmeni. Oradaki becerisi ne ona bakacaksın. Murat kardeşim yapımcı ne işler yapmış ona bakacaksın. Bırak adamın sakalıyla uğraşma ya. Bir de Türkiye'de maalesef böyle bir algı var. İnşallah bu algıları kırarız da insanların becerileriyle alakalı tasarruf sahibi. Bu algıyı medya oluşturdu ama hocam. Tabii. Yani medeniyle son dönem yeni sakalsızdır, bıyıksızdır. Böyle bir algı oluştu. Son dönem yapılan projelerle bunlar artık kırılıyor ve çok güzel projeler var. Yine Emre hocam da o projelerden birinde yer alacak kısmet olursa. Şimdi hocam Çin'e gidelim. Kürşat hocam destek yazarsın. hocam. İstihbarat bilgilerini verirse. Çin'den özellikle kaçıyor yalnız. Çin'den özellikle kaçıyor. Yukarıda konuştuk, soracağım ne yediğimi soracağım. Valla ben kaçmıyorum. Konular değişiyor. Şimdi tabii işin şaka kısmı yemesi, içmesi. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Onları sormayalım. Yani. Çin sineması soralım. Şimdi 2 milyar diyoruz, bir nüfus var, bütçe var. Ticari anlamda zaten her şey Çin'de büyük market diyoruz. Ciddi her bir para kaynağı da var yani. Ticarette. Ve çocukluğumuzdan beri izlediğimiz bazı karakterler yani şey anlamında atraksiyon ne derler? Aksiyon filmleri. Evet. İşte Jackie Chan'lar, Jet Li'ler, Bruce Lee'ler daha önceki dönemde. Onlardan birisiyle bir sinema filminde birkaçıyla oynadın. Şimdi başında hani o süreç neydi falan diye girdik ama biraz seti konuşalım. Orada nasıldı? Jackie Chan nasıldı? Çayını getiriyor muydu hocam? Çin'e gidip de Jackie Chan derseniz kimse tanımaz. Jackie Chan mı? Ya zaten yok, onu hayır, yıllarca biz yanlış mı söyledik? Chan mı? Can mı? Chen. Chen de şöyle Chen. Bir şey. Chen. Chen soy ismi zaten Çin'de çok ünlü. Jackie Jane de denir falan. Li ailesi ve Chen ailesi. Tamam. Çin'in zaten hani böyle bilindik aileleri. Bu arada parantez açayım. Li ailesi de dünyayı yöneten 13 aile diyoruz. Onların kökenlerinden biridir. Hong Kong kökenleri tabii. Tamam. Çok yaygındır o anlamda söylüyorum. Chen şöyle. Bu vereceksiniz. Karakter olarak Çince ismi zaten Chunlu. Hani Chunlu demeden Jackie Chan'ı kimse, Jackie Chan, Bruce Lee dersiniz kimse tanımaz. Hepsinin Çince ismi var. Bütün Çinliler İngilizce lakap almıştır kendine. Yani Çinlilerin kendi isimleri var. Orada? Normal Chunlu. Chunlu. Aslında Jackie Chan'ın Çin'de asıl ismi Chunlu. 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 Gerçek ismi bu ama şey işte İngilizce adı Jackie Chan. Öncelikle ondan başlayayım şimdi. Nasıl hocam ufak tefek ilgili, abi çok yine dövüşken yani. Mi adam dövüyor mu sette? Şundan mı? Yok, Jackie Chan'e de geleceğim. Set ortamını da anlatayım sırayla istersen. Jackie Chan hiç egosu olmayan çok değişik bir adam. Hatta ben oturup bazen izliyordum şu. Arkadaşım bu adam bir şey var hani 6 milyar. Tam bizim yani. Aktörler ya, değil abi mi hocam? Abi şey hani masayı temizliyor. Masayı temizlemesi geçtim. Kek dağıtıyor, geliyor sana pasta veriyor, oturuyor muhabbet ediyor falan. Dublör olmuş. Bana argo bir cümle vardı kullanamayacağım ben da. Ben onu soracaktım hocam. Çok özür. Yukarıda anlattınız ya. Yani konuştum çekeceğim diye dublörü çıktı adam. O Jackie Chan diye şey Tony Leon Chan'ı ve. Onu anlatırsanız çok sevinirim. Ona da geleceğim. Abi Jackie Chan yani çöp kovasını boşaltıyor. Yere bir tane pet şişe alıyor abi. Havasını böyle indiriyor. Geri koyuyor çöpü geri dolduruyor. Şimdi mantık arıyorum. Hani çöpü dökse diyeceğim ki adamda hiç ego yok falan. Bunu niye yaptı? Ya çok şey aslında egosu olmayan, herkesle muhabbet eden, sette gerçekten muhabbet. Evet yani o olmuş ya adam hani artık bir noktaya gelmiş. Çünkü bazıları taşıyamıyor. Yani yok, şu anki yeni gençlik dizilerinde bile artık yok, yani adam seti gel kapımdan al beni özel araçlar istiyorlar bir sürü saçma sapan şeyler. Şeyi bırak onu... sette yakınlardan sonra giden oyuncular var yani karşıdakinin yakınını beklemeden. Jackie Chan bütün film boyunca sette duran bir adam. Zaten aksiyon yönetmenini kendini yapıyor. Kendisi yapıyor. Şöyle komik tabii anekdotlar var yani binlerce insanın çalıştığı bir setten bahsediyoruz. Abi o kadar boş adam var ki bir saniyede Daniel Lee dedi ki yaz sıcağı açtı insanlara bağırıyorum falan onların ne derim önünü aç dedi. Yani geldi hatta kendisi açtı önüm açık oynuyorum.
Şimdi o kadar boş adam var ki biri geliyor oradan, aa diyor oyuncu diyor, yabancı diyor, bu bilmiyor diyor. Önünü açık bırakmış diyor. Abi koşuyor kapatmaya çalışıyor. Ya diyorum öğretmen söyledi falan filan gidiyor. 3 saniye geçmiyor başkası. Aa diyor önce oyuncu. Abi 1, 2, 3, 4, 30 kişi oldu böyle. Ya arkadaşım bir gidin. Her şey sizin mi biliyorsunuz? Yani o kadar boş adam var ki sette. Hani o kadar insan çalışıyor ki. Abi çok özür dilerim. Alaaddin çizgi filmini izlemiş olmasınlar. Algıyı vermişler. Ya çok çok komedi şeyler var ya. Yaş olarak şu an kaç? 70 oldu herhalde değil mi? 65 falan var. Ama hala sağlığım ağlıyor yüzünden. Hani Jetli'de bir sıkıntı var demiştiniz değil mi? O Jetli, ben de Galatasaray sosyal medyada gördüm. Aşırı yaşlanmış hani. Bir sağlık problemiyle mi ilgili başka bir şey mi bilmiyorum da aşırı yaşlanmış şu an. Kendisi orada mı yaşıyor şimdi değil mi? Hong Kong'da. Onlar hep Hong Kong'da yaşıyor. Jackie Chan da Hong Kong'da yaşıyor. Hani onlar hep Hong Kong dedim hani ya az önce. Genelde çıkar film... Amerika'ya gider, İngiltere'de yaşar. E tabii gidip yaşıyorlardı da hepsinin Hong Kong'da evleri var. Hı-hı. Yani Jackie Chan Hong Kong'da kalıyor biliyorum. Hatta depo gibi bir evi var yani. Kanalın girişi gibi şöyle büyük bir garaj. Oradan arabasıyla giriyor. Komple hangar gibi bir evi var. Orada yaşamayı tercih ediyor. Şey çok ilginçti. Yukarıda konuştuk. Hani bizim bazı karakterlerde hani şey vardır. Bir güven oluşturur ya. Hani o bir şey giydiğinde, bir şey tavsiye ettiğinde alırsın. Hatta Kemal Sunal'ın da öyle bir filmi vardı hatırlıyor musun? Ünlü oluyor işte şampuan reklamında çıkıyor sonra kendi de pişman oluyor bunun için şampuan. Ama şeyle Jackie Chan'la ilgili şey değil mi? Hani espri bir adam. İnanılmaz ya, bir adam. Güven var evet, ona. Evet eğlenceli bir adam. Hocam. Ya mesela şey vardı orada Türk karakterini oynayan bir çocuk var. Şimdi onun bir laf etmesi lazım Türkçe. Komple Çince oynuyor zaten de orada Türkçe bir kelime söyleyecek. Bana geldiler hani ne söyleyebiliriz? Şimdi bu cümleyi ben biraz dolaylı yoldan anlatacağım. İçerikli olduğu için. Hani şerefin olumsuzunu düşün. Kullanabiliyor muyuz bilmiyorum hani. Şerefi olmayan diyelim. Şerefi olmayan diyelim ha. Ben dedim hani biz kavga dönünce falan ne yapıyorsun? Şeref olmayan hani diye kullanırız. O cümleyi aldı hani Vita Tanrı İngilizcesi. Dedim Vita Tanrı biz hani Türkçe'de bunu kullanırız. O kaldı benim mesela lakabım. Bütün 6 ay boyunca adam nerede görsen şeref olmayan gel falan. Hani, size mi diyor Seth? Bana diyordu. Yani sürekli yani hala belki şu an görse şeydi aa şeref olmayana bak orada. Arayalım hocam şu an. Değil mi? Şeref olmayan diyorsun. Saat kaç saatiyle 6 ya. Öyle çok kolay ulaşılacak bir adam değil canım. Sen başka bir örnek vermemişsin. Türkiye'de kelime çok yani. Tabii işte onu da verdim de onu verdim de o kadar ağır olmasın. Şeyden dedim biraz önce o hani inanma sevilme anlamında hani şey dediniz ya ticaretle ilgili bir şey yapıyorsanız hani Jackie Chan'ı oynatın. Sabah o ha, ürünler o, satar o biter anlamında. Şu, hani Türkiye'deki, o. Türkiye'den giden iş adamlarını kameraya bakarak bile sesleneyim. Herkes için büyük bir market bahsettiğim gibi 1.6 milyar. Bir şey satmaya çalışıyoruz da gerçekten söylüyorum iş adamlarını. Biriniz alın çekeceğini. Ya diş mi fırçasıdır, diş macunudur. Çıksın sadece aa desin şu diş fırçası şu kadar güzel beyazlatıyor desin. 1 milyar aldı yarın. Öyle bir seviliyor ki. Abi set şurası mesela. İşte güvenlik var, çember var ve setin 500 metre, 600 metre gerisinde insanlar beklemek zorunda. Yani Jackie Chan'ı görecekleri nokta gibi bir yer. Emin olun binlerce içinde orada belki nokta belki olarak görebilirim. Belki birkaç saniye görecek yani. O kadar seviyorlar ki. Bu Tony Leon Chanwee için de geçerli. Jackie Chan'dan sonra gelen adam işte. Dediğimiz İp Man'i oynayan. IP Man'deki adam işte. Bruce Lee'nin hocası denir o karakter için. İp Man'i oynayan. O İp Man'i oynayan. Aynı adam. Aynen öyle. Aynen öyle. Onunla ilgili de işte şey dublörlerden benzerlik. Oturuyoruz bugün böyle muhabbet ettik yarım saat sette. Gitti bu. Tekrardan geldi oturdu. Şimdi aynı konuyu konuşuyoruz. Dedim işte az önce anlattığım falan. Az önce anlattığım ben az önce seninle bir şey konuşmadım dedim. Abi yarım saat konuştuk ya diyorum. Konuşmadım. Meğer dublörüymüş. Ya o kadar benziyorlar ki hani. 4 tane falan dublörü var. Aksiyon için başka. İşte şey dövüş için başka. Ama şey o diğer karakter bahsettiğim. Ama ana karakteri tabii. Jackie Chan dublör sadece arkadan benzeyen dublörü var. O da kendi artık kameranın şey geniş açılarda falan durmak istemediği için. Öyle yoksa aksiyon sahnelerinde falan direkt kendi oynuyor. Şey çok duymuştuk yani. Ne yiyoruz'a gelin? De ona geleceğim. Merak i̇şte ettiğini burnu çok sabah artık o kadar çok kırılmış ya işte kıkırdak falan şey kalmış artık. Ay, çok gerçekten zor. Benim ikinci aksiyon filmim yani biz her akşam Dragon Ball'i çekerken Don Juan bölgesinde çölden oteli çölde çekiyorsun zaten sürekli bir rüzgar var ve gözlerini kapatmak zorundasın. Hani benim gazetelerde çıkan fotoğraflarımda da Jackie Chan'ın şeyinde eşarp var. Hani o rüzgardan tam da Ramazan ayıydı dedim Jackie Chan'ı şey yaptım. Müslüman yaptım eşarpla. Onun gırgırını yaptık da şey gerçekten öyle bir şey zor şartlarda ki hani Türkiye'de diyorlar ya çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Eyvallah çalışıyoruz. Gerçekten saatler çok uzun bizim Türk dizilerinin filmlerinin ama zor şart dersen yani orada gözünü bile açamıyorsun kumdan. Öyle savaş sahnesi çekiyorsun ve bir saniye 100 defa çekiyorsun. Artık akşam kol mol yok. Otele bir gidiyordum. Çocukların kolları, ayakları falan komple yarılmış.
Ne kadar sürdü herkes film? Herkes birbirini 6 ay sürdü. 6 ay o sahneler. 3 ay platoda çektik. Kınlıyan bölgesinde. 3 ayda Donghua bölgesinde. Şöyle. Tabii canım şimdi o atlı sahnede giriş sahnemde aslında arkamda 15 kişi var. Yani. Ama genel baktığın zaman. Bir de 2 adım attı. Ben bayağı baktım fragmanda. Ya, ilerliyorum. Halbuki ben 2 adım attım. Şey var mı? At eğitimi falan var mıydı? Ya orada aldım. Jackie Chan'dan da birebir kung fu eğitimi de aldım ben. Hani film öncesinde aldık bu eğitimleri. Adam şey ya bir proje yaptı. Jackie Chan'dan kung fu eğitimi alıyor. Bir proje yaptığı zaman başında duruyor gerçekten. Başlangıç sürecinden sonuna kadar bütün şeyini hani oyuncularını kung fu dur aksiyon yönetmenliği zaten kendisi yapıyor. Ne yapacağını falan filan Yugo'da yeri kung fu falan komple kendi setin başında. Yani hani Daniel'i yönetiyor ama yani. Aksiyon yönetmenliği çok fazla. Çince mi konuşuyor orada, İngilizce mi konuşuyor? Kanton dili, Hong Kong'ça konuşuyor, İngilizce de konuşuyor, Çince de konuşuyor. Üstüne de Hong Kong'da biraz Çince'ye yakın bir tane. Bizim Azerice gibi. Çince var şu anda hocam. Çince var. Ama orada İngilizce. Ya şu var, yazı karakterlerini okuyamıyorum da. Pinyin'e yani Latin alfabesine çeviriyorsun. O çok enteresan. Yukarıda konuştuk. 1000'e yakın karakter var dedi. Tabii 100 küsür tanesi kullanılıyordu. Onlar her biri harf değil. Şey hani gidiyorum, resim. Gitmek, gelmek. Hani resimlerin kelime anlamı var dedi. Ama sonradan eklemeleri falan çok enteresan. Tabii canım bizim Türkçe gibi değil. Hani gırgırında yaparken hani bizim Türkçe'de bir laf var. Yapamamış mıydı ki? Arkadaşım misli geçmiş zaman. Üçüncü şahıs. Olumsuz. Yani hepsini bir cümlede topladın gitti. Ne kadar kolay yapamamış bir şey. Çevir bakayım İngilizce içinde başka dili. Edebilirlik var. Evet yani gerçekten çok değişik bir dilimiz var ya. Çok değişik, çok güzel bir dilimiz var ya. Hani diyorum ya he hasn't do falan. Uzar da uzar o cümlenin İngilizcesi. Ç'yi bile atsan uzar. Peki, yapamamış mıydı? Sette böyle ilginç, komik ya nasıl oldu bu falan denilecek öyle. Vardı çok fazla, çok fazla vardır var da. Var mı şu an akıla şey gelecek? Vardı. İçeri de vermiştim zaten. Sahnelerimde miydim de şeydi. Cümle uzun. Ve şimdi Çince olduğu için de benim de ilk yarıma denk geldi. Cümleyi unutuyorum abi yarısında. Şimdi sahnede kalabalık. Her ırktan bir şeyler falan var. 300 kişi. Benim de şeyim şey dediler. İskoçya filmindeki gibi milleti gaza vereceksin. Sonunda herkes böyle kılıçları kaldıracak savaşa gidiyoruz diye. Şimdi gaza vereceğim de cümleyi söylüyorum. Abi sonuna doğru unutuyorum. O şey, Türkçe olsa doğaçlamaya gireceğim. Konuştuğunuz bir sahne var. Aynen o. Şimdi yanımda da Can diye bir fenomen arkadaşım var. O da sonra Şangay'da fenomen oldu. Onun Çincesi o dönem çok daha iyi olduğunu. Onun şey şimdi Can yanımda duruyor. O da benim yardımcımı oynuyor. Hani sağ kolum gibi bir şey. Şimdi ben söyledikçe Can gülüyor. Yani çünkü bir dil uyduruyorum orada unuttukça. Bildiğin herkes onu Türkçe mi Çince mi karıştırıyor. Can gülüyor. Çekemiyoruz abi. 5-10 yıl sonra Can geldi gülme dedi. Bu yönetmenim şu an kelebekle dönen Jackie Chan fragmanı bu değil. Diğerini alabilir miyiz? Diğerinde değil mi o diyalog? Evet evet. Ama ekranı alalım izleyelim. Bu diziydi. Evet, yani Alman doktoru. Bu değil diğerini. Onunla ilgili de çok komik şeyler. Evet bunda çünkü Jackie Chan'la bir diyalog var. Bunu da ekranı alalım izleyelim. Sesli alabiliyor muyuz? Burada Almanya'dan Hitler zamanında Hitler ailemi öldürmüş. Beni de öldürmeye çalışıyor. Çin'e kaçıyor. Bir doktoru oynuyorum. Yani Almanya'dan kaça kaça Çin'e kaçmış. Ama bu değildi değil mi? O Jackie Chan'la direkt bir hani diyalog unuttum dediğim sahne bu filmde. Yok bu değil bu filmde bu dizi. Bu değil. Diğerinde neyse. Jackie Chan'la bizzat diyaloğun olduğu sahne mi? Evet evet. Yönetmenimiz bulurken ben de başka bir şey sorayım. Onu ayarlayalım onu haber verirsiniz bana. Yönetmenimiz onu bulurken ben de başka bir şey sorayım. Şimdi tamam gittin Çin'de sinemada oynadın dizide oynadın. Türkiye'de ne yapıyorsun? Türkiye'de ne yapıyorum? 4 ay oldu. Valla bir arkadaşım var Kürşat diye. Dragon Film filmi diye bir miydi? Şey yapıyor, program hocam, yapıyor. Dragon filmi miydi isteyeceğimiz? Yoksa ya, fragmanda değildi değil mi yok, o diyalog? Yok fragman değil. Dragon fragman değil. Bu iki tane daha var. Jackie Chan diye aldık. Bu değil ama. Bu değil. Bu değil. Bu dizi. Ben olduğu zaman söylerim. Ha, soru şey. Şöyle aslında şöyle söyleyerek başlayayım o zaman. İnşallah onu da duyurmuş olalım ekranlardan. Yakın zamanda sevgili Talat Özpolat hocamızın evet, selam gönderelim projesiyle yazdığı senaryoyla birlikte Koray Kamacı ve benim de danışmanlığını yaptığımız bir proje hazırlanıyor. Onun da duyurusunu ve müjdesini vermiş olalım. Efendi Makamı diye. Efendi Makamı isimli dizide hem milli kültür hem 16 kadim Türk devletinin bugüne yansıması hem de ak saçlıların izlenebileceği ve aynı zamanda programın başında da söylüyoruz hep Batı subliminal mesajları kullanıyor diye. Bizim de bu dizinin içerisinde sıkça kullandığımız milli ve dini folklorik pek çok subliminal mesajın olacağı güzel bir dizi hazırlanıyor. Başlıyoruz. Bu dizine de inşallah sevgili kardeşim başrol oyuncumuz kendisi de biraz bahsetmek isterse ondan da dinlemek isteriz.
açıkçası ben sizden bekliyorum hani şu projenin derinliği. Şimdi istihbarat olarak yazıyorsunuz biliyorum, bilgiler alıyor şu an, senaryo toparlanıyor. Ama şu an hani, yapımcıyla görüşüldü değil mi? Tabii yakında başlayacağız. Ben kanalını falan filan ya da detaylı bilgi artık ileriki zamanlarda tam. Sosyal medyada yine en azından böyle bir müjde de verelim. Tabii başka projeler oldu gelen önüme de hani... devam eden bir şey ya da başka bir şey şu an girmek istemedim açıkçası. Şöyle yapalım şimdi, çok popüler bir dizi var, bir iki gündür de gündemde bir polis sahnesi var. Evet. İlk iki tarafta polis aslında değil mi? Orada bir diyalogda daha sonra tabii bayağı bir tepki geldi. Daha sonra yayıncı kurum ya da işte yapımcıdan alınan doğrultuda, daha doğrusu düzeltme doğrultusunda tekrar ikinci bölümde düzeltme yapıldı. Birincisini alalım, o ilk polis sahnesini. Evet. Arkadaşım sen ne yaptığını zannediyorsun? Evet, bu ilkiydi. Buna çok ciddi bir tepki geldi medyada da. Bir yani. Özür videosu var. Onu da alalım, ondan sonra konuşalım. Hemen peşine onu da alalım. Yani. Evet, izledik iki videoyu da. Burada işte dediğim gibi ilk bölümde, ilk izlediğimiz videoda polisi bir rencide edici bir diyalog var. İşte gitti o da haritadaki yer beğen tarzında. Kendisi de polis, amir. Dikkatsizlik diyelim ben. Yani tepki gelmezse bu yapılmış sonuçta tabii. Ve bu şekilde devam edecekti. Böyle bir algı vardı. Recep Hocam ne diyeceksin buna ilgili? Hocam oyunculuk boyutunu demin söylüyordunuz aslında, değerlendirirse sonra konuşursam çok daha güzel olacak gibi geliyor. Tabii. Karakteri dediniz ya hocam. Şöyle dizi bir mafya dizisi, hani o mahalleye kimse giremiyor işte, yıllarca girmemiş falan. İşte ilk defa girebilecek birini göstermeye çalışıyorlar. Bunu göstermeye çalışırken de işte bu adamı psiko, psikopat falan göstermeye çalışırken yanlış hesap işte yani. Şimdi balta onlara da bir şey söyleyemiyorum. 120 dakika yani dizi yazıyorlar. Belki onu göstermeyi, adamın ne kadar psycho, hani bir kimsenin bir şey söyleyemediği, işte trafikte makaslı gittiği, polisin bile laf geçiremedi, işte gelip o mahalleyi hani mahvedecek bir adam karakterini sokmaya çalıştılar ama yanlış izlemişti. İşte onu başka şekilde gösterseydin. Bir yerde patladı. Evet, yani bunun dikkat edilmesi lazımdı. Çok yanlış bir giriş. Yapmaya çalıştıkları oydu. Maalesef insanların tepkisini çeken, tabii ki hiç kimse, polis bile olsa bu ülkede öyle makas atarak yolda gidecek. Ya da ne bileyim hani ya şey yapar, yani bir olay yoksa, bir şey yoksa artistliğini yapacak, böyle bir ülke değiliz gösterir, biz. Ben de polisim tabii. Polisin yani birbirine saygısı var zaten, öyle bir şey var mı? Araç da polis aracı olabilecek bir araç da değil yani, polis memurunun alabileceği bir araç işte, da değil. Ama o işte, benden özellikle bunu kullanıyorum, beni tanısınlar, bilsinler falan gibi ifadeler de var arada. Yani karakterin komiser olduğu, işte biraz psycho olduğu falan, çok tam Recep oldu. Hocamın konusu, hemen ondan da çok güzel bir cevap istiyorum. Ben açıkçası tabii ki işin oyunculuk tarafı, işte senaristik tarafı, teknik problemler vardır. Yani oyuncu işte bilerek tabii ki yazılarda oynamaya çalıştı. Ve bunu hissettirmiş, oyunculuğunda tebrik ediyoruz. Bayağı yani bütün bir millet arkasından sövdü saydı tabiri caizse. İyi oynamış. Tabii ki senarist yazmaya çalıştı, yönetmen çekmeye çalıştı ama... Ben burada üstünde durmak istediğim nokta şu. Bu film ya da işte benzeri filmlerle alakalı. Yani mafya filmleri, işte doktor ama asabi doktor, ona vuruyor, buna bunu kırıyor. İşte iş adamı ama işte mafya iş adamı. Yani bize özendirilen, yani önümüze konulup da hadi kardeşim bakın ya, insanda örnek alma psikolojik olarak altyapıda olan bir şey. Yani birisini model alacaksınız. Önünüze biri kim konulursa artık onu alacaksınız ya da size siz birisini model olarak belirleyeceksiniz. Benim merak ettiğim şey şu. Yani bu hata, diğeri hata, o hata. Yani niye hep karizma adamlar mafya oluyorlar? Karizma adamlar işte ne bir bileyim. Niye hep bu tarz mafya filmleri, ellerinde silah olan gençlerin olduğu filmler? Niye bu yani var her zaman? Benim merak ettiğim şey bu. Hani işin oyunculuk teknik tarafı tartışılabilir tabii ki ama. Yani şimdi polis memuru, polisi orada öyle konuşma hakkına sahip. Bence bu şunu demek istiyor aslında. Ya polis de olsanız kanunları takmayabilirsiniz. Çok da önemli değil. Çünkü biz hepimiz biliyoruz ki kanunlara uymak mecburi vazifedir. Amirin sana yanlış bir şey söyle, kanunlara aykırı bir şey söylese bile sen yani memur olarak
amirin sana yanlış bir şey yapmanı söylüyor. Memur olarak diyeceksin ki hayır. Kanun bunu böyle demiyor. Ne yaparsan yap arkadaş yani. Ben nihayetinde benim için öncelikli olan kanun. Senin söylediğin değil. Biz bunu biliriz. Filmde tamam böyle bir adam var. Memurun biz şunu yani eğer bu iyi niyetli olsa diğer memurun trafik polisini şunu. Evet amirim doğrudur ben sizi tanıyamadım kusura bakmayın ama kanunlar var kusura bakmayın demesi lazım. Benim buradan bilmiyorum çok paranoyakça bir şey de olabilir ama algıladığım şu arkadaş amir sen istediğin gibi kuralları çiğneyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Memursan ve amirin hata yaptıysa hem de hatanın kralını yaptıysa sen de susacaksın, susacaksın dinleyeceksin hatta uyuyacaksın. Senin önüne haritayı atarsa emriniz olur amirim diyeceksin. Özür dilemesi hani kabahatinden yani kabahatinden büyük. Yani affettin değil mi? Falan yapıyor böyle. Haritanı getirdi daha. Ha, taşıyor musun haritayı hala falan diye çağırıyor. Yani özrü kabahatinden büyük. Yine orada bir dayılık var. Şimdi ben bunu özür bilmiyorum. Bile var. Belki kendini izleyenler... Kendini anlatan ne kızmıştım da şöyleydi de böyleydi. Eyvallah. Yani izleyenler belki ya çok paranoyakça hareket ediyorsun diyebilirler ama ben şunu şöyle değerlendiriyorum. Ben bu filmi izlemiyorum. Ben televizyon izlememeye çalışıyorum mümkün mertebe. Ama bunu ilk izlediğimde haberlerde gördüm. Sonra sizinle konuştuk falan. İlk aklıma gelen şu 15 Temmuz oldu mesela. Yani orada amir, komutan kanunlara aykırı hareket edebiliyor. Çünkü sanki kanunlar ona kanunlara aykırı hareket etme hakkını tanımış. Memur uyumak zorundasın kardeşim. Yani sana eğer karşındaki sana yanlış bir şey yap diyorsa ya da seni gelip fırçalıyorsa niye bunu yaptın diye sen doğru olanı yaptın. Sana kızıyorsa susacaksın ellerini yanına koyacaksın. Böyle izleyeceksin. Ya benim bu mevzudan anladığım bu ve şunu algılayamıyorum. Yani dizilerde niye hani Yeşilçam filmlerinde vardı ya işte kötü karakter kazanır falan sonunda bir üzülürüz. Niye bu dizilerde bilhassa son dönemdeki dizilerde sağduyuyu öne çıkartan karakterler olmuyor da yani en kahramanı bile işte hepimizin ya arkadaş adam da vatanını milletini seviyor bak. Dinine de bağlı işte babası namaz kılarken yanında diz büküyor o da namaz kılıyor dediğimiz adam bile raconu silahla kesiyor bıçakla kesiyor yani sonra biz yani bu tevafuk mudur bilmiyorum haberleri açıyoruz işte öğretmenine kafa tutan arkadan kucaklayıp buradan buraya taşıyan öğrenciler görüyoruz işte yurtta çocuğu yine yurt arkadaşını masaya tutturup kendince ona racon kesen onun işte sınırlarını çizen, falakaya yatıran, kafasına sopayla, gözüne sopayla vuran çocuklar görüyoruz. Şimdi bu bununla ilintili olma düşüncesi paranoyaklık mıdır ben size sorarım. Bununla ilgili ben cevabından ziyade farklı bir şey söyleyeyim. Evet dizideki diyalog belki hoş olmamış ama bence biraz da gerçeği yansıtmışlar. Niye gerçeği yansıtmışlar? İki türlü. Birincisi... Maalesef i̇şte ki, algıdan dolayı bir gerçek var. Nasıl? Aslında kısır dönüyor. Algıdan dolayı bu gerçek var şu anda işte. Tabii ki işte o gerçek dönüyoruz, var. Yani, dönüyoruz. Bizzat hani emniyet camiasıyla yakın tanıdıklarımız olduğu için de biliyorum. Öyle amirler görüyoruz ki yani havası 1 milyon altındaki bir alt sınıfındaki rütbedeki. Tokatladı memuru zabıta amiri. Kesinlikle bu yürüyüşte. Evet, bayılttı. Bir alt sınıfındaki sadece polis için de geçerli değil senin söylediğin gibi. Bir alt sınıfındaki memura... hakaret içeren arkadaşların içerisinde bayıldı, aşağılayan amirler var. Fakat bu ne polis teşkilatımızı kapsar o kişinin karakteriyle tabii alakalıdır. Ki. Bunun haricinde trafikte hatalı araç kullananı durdurduktan sonra hakaret eden aşağılayan polislerin olduğunu da biliyoruz. Aynı şekilde o polis memuru görevini yaparken polis memuruna dayılık yapan, kaba dayılık yapan, tehdit eden saldıran halkı da biliyoruz. Magandaları da biliyoruz. Aslında bir yerde bizim Türkiye'mizin gerçeğini yansıtmış diye düşünüyorum. Evet. Şimdi hocam vakit azalıyor. Bu akşam diğer bir konu da aslında milli medyaydı. Evet. Milli ve organik diyorsunuz siz. Milli medya için neler lazım? Şu anki durum nedir? Eksikler nedir? Altyapı çalışmaları için neler lazım? Bir dinleyelim sizden. Eyvallah. Şimdi organik medyayı açıklayalım isterseniz. Hı-hı. Ben radyo programımda da organik medya konusunu çok ele alıyorum. İlk ele aldığımda bu yeni bir tabir çünkü. Ele aldığımda bana dinleyenlerden bir tanesi dedi ki yani abi organik medya diyorsunuz ama yani ne demek organik medya dedi. Şimdi milli deyince manevi deyince anlaşılıyor. İnsanlar ne demek istediğimizi anlıyor ama bu sefer gençler çok işin taliplisi olmuyor.
Organik biraz daha işi tatlandırıyor. Organik medyayı açıklayalım isterseniz. Organik medya, yani teşbihte hata olmaz diye söylüyorum. Bir salata düşünelim. Bu salatayı kendi toprağımızda ektik. İçine herhangi bir işte tohumunu mesela İsrail'den gidip almadık. Kendi mahsulümüz tohumu. Toprak bizim toprağımız. Gübresi bizim gübremiz. İşte herhangi bir ilaç koymadık içine. O salata da çıktı. Biz de onu aldık, yedik. Tadı var, kokusu var, sağlığa faydalı. Hatta sularken Bismillahirrahmanirrahim dedik. Eyvallah hocam. Yedik. İşte organik medya da aslında tam olarak böyle bir şey. Hem milli hem manevi yani. Evet. Yani manevi güneşten ışığını alan, herhangi kendi öz topraklarından çıkan insanların yaptığı, oluşturduğu, maneviyatını, güneşini maneviyattan, İslam'dan alan, işte toprağını milliyetçilikten, milli duygulardan alan ve en nihayetinde bütün bunları içinde harmanlayıp o güneşi ve topraktan aldığı vitaminleri, proteinleri içinde harmanlayıp tadıyla, kokusuyla, rengiyle, yani müziğiyle, sinemasıyla, dizisiyle, televizyon kanalıyla, radyo programıyla ortaya koyan ve istifade eden herkese sağlık katan, faydalı katan organik medya, medya aracı. Şimdi nasıl ki insanların biyolojik rahatsızlanması var. Yani şu zehirli şeyler yediğinizde ya da dengenizi bozacak şeyler yediğinizde sizi etkiliyor. Ruh dengemizi bozacak şeyler de tükettiğimizde, işte televizyon programları izlediğimizde, diziler izlediğimizde ya da işte radyo programları dinlediğimizde ruh dengemizi de bozacak, bizi bu topraktan kopartacak yapılar var. Organik medya bundan önemli. Bizi anlatan, bizim duygularımızı, düşüncelerimizi, hislerimizi ortaya koyan, aşikar eden medya kuruluşlarının tamamına, gazetesi, radyosu, televizyonu, sineması, oyuncusu, yönetmeni, senaristi, biz organik medya diyoruz. Hocam organik oyuncu yani. Kürşat hocam organik senarist, yazar. Evet. Yani bizim tabirimiz de bu. Peki ne yapmamız lazım? Öncelikle şunu beklememiz lazım düşüncesindeyim. Biz bir şeylerin düzelmesini, hani bugün yattık, yarın sabah kalkacağız ve dünya çok güzel bir yer olacak mantığından sıyrılmamız lazım. 1970'lerde, 80'lerde çekilen filmlerin 40 yıl sonra meyvesini görüyoruz ya. Şimdi ekeceğiz ki 40 yıl sonra, yani bizim çocuklarımız en azından bundan ya da torunlarımız bundan az zarar görmüş olsun. Ya da kendini toparlasın. İşte şu anki hasar gibi bir hasar oluşmamış olsun. Bu önemli başlangıç noktamız. Hı hı. Yani organik medya, milli medya, manevi değerleri olan medya derken bunun meyvesini hemen yarın, bir ay sonra, beş ay sonra beklemeyeceğiz. Bu bir yatırımdır değil mi? Yatırımdır. 50 yıl arsa almak yatırımdır gibi hocam, aynı. Yani arsayı bugün alırsınız değersizdir. İşte 50 yıl sonra değerli hale gelir. Bunun ikinci aşaması, iyi tahlil edeceğiz işi. Yani nasıl tabir edeyim? Bizden olanlarla bizden olmayanları ayırt etmek kolay. Fakat bizden olup da bizden olmayanları ayırt etmek zor. Yani biri bizi özetliyor da mesela, ben onu anlatmaya çalıştım mümkün mertebe. Bizden gözüküyor adam, bizim gibi konuşuyor, bizim gibi hissettiğini düşünüyoruz. Fakat bizden gözükürken bizi öyle bir zehirliyorken düşmanın yapabileceği bir şey değil onun yaptığı şey. Alttan. Evet. Yavaş yavaş. Bunu ayırt edeceğiz. Yani ben mesela bir muhafazakar bir radyonun, yani İslami yayın, milli ve manevi duygularla yayın yapan bir radyonun yayın yönetmeniyim ve 8 yıldır aralıksız süren bir program orada yapıyorum. 8 yıl oldu. Onun öncesi de var ama bir radyo ve bir program 8 yıl devam ediyor. Onun için biz tabii kendi yaptığımız programlarda buna çok dikkat gösteriyoruz. Yani ama şimdi öyle bir şey ki, çok özür diliyorum, kimseye de incitmek istemem ama 1 liralık kitabı işte bedavaya verip kargo fiyatına 10 kitap temin eden radyolar mı? İşte çörek otu yağını
sanki gökten inmiş mucizevi bir şeymiş gibi yüz katı fiyatına satan Kur'an-ı insanlar Kerim var mı? Satışını da anlamıyorum. Yani abi yok satmıyorlar öyle deme. Hediye ediyorlar ama kargo fiyatı kitabı. Hayır, yani kitabın baskısından Kur'an-ı pahalı. Kur'an-ı Kerim bu. Yani veriyorsan da ver parasını bastır hediye et. Ya yani Kur'an-ı Kerim satılıyor kanalda. Dört tanesi şu kadar abi, alın hediye edin. Abi Kabe'de dua edenleri gördük. Yani mesaj duanı yaz bilmem kaç bilmem kaça gönder. Kabe'de sana dua edelim diyenleri evet, gördük evet, yani. Bari. Şimdi bunu ayırt edeceğiz. Ben şey ne diyoruz peki hocam hani toparlayacağız yavaş yavaş da hani anne ve babalar için hani faydalı değil diyoruz zararları var medyanın dijitalle ilgili. Çocuklara yani, alternatif ben bu işin yapacak? Eğitimini anne, de mümkün mertebe hem ilkokul hem ortaokul hem lise hem üniversite düzeyinde anlatmaya çalışıyorum her hafta her düzeye ders veriyorum. Şunu gözlemledim velilerle de bir ilk başladığımda velilere yönelik çalışma yapmadım. Sadece öğrencilere mevzuyu anlatalım dedim. Baktım ki hiç fayda sağlamıyor. Veliyi işin içine katmadan bu işten hiçbir şekilde hasat alamayız. Bu sefer veliyi işin içine çekmeye çalıştım. Anneler babalar şunu bilecekler, iş bizde başlıyor, çocukta değil. Çocuk ayna. Yani ne görürse onu gösteriyor. Başka hiçbir şey değil. Yani biz akşam işte diziyi açıp da gay rolünü üstlenene gülüp de çocuğumuza oğlum sen otur kitabını oku dersek problem var demektir. Çünkü senin yanında kitabını okur ama ertesi gün çıkar internetten izler diziyi. Biz şunu da demiyorum. İzlemeyelim televizyonları atalım çöpe. Bu hayatın ve günümüzün gerçeği. Gelin bunu daha güzel bir hale getirelim. Daha güzel çalışmalı. Mesela hocamın yazdığı film yayınlandığında oturalım onu izleyelim. Yani bize fayda sağlayacak bir şeyler öğrenebileceğimiz hem de alalım çocuklarımızı, patlatalım mısırımızı, demleyelim çayımızı, hep birlikte izleyelim. Yani bu akşam bizim şu diziyi izleme saatimiz. Ama biz de kendimize o kotayı belirleyelim, çocuk da belirlesin. Bir dizi çıktığında ona ya bu da gay varmış öyle demeyelim yani. Çünkü çocuk merak ediyor ya. Bir dakika dur ne diyor? Yasaklanan şey tatlı. Ya bunu izleyip de ne yapacağız? Zaman kaybı. Gel bunun yerine şunu yapalım diyelim. Sigara çocuğa gibi. Evet öyle bir şey sunalım ki yani çocuk onun yerine bir başka bir şey o konuşsun. Şey gibi abi sosyal medyaya konuşuyoruz. Çocuklara tablet verme, şunu verme bilmem ne ya da işte ya kontrol elimizde, et. Elimizde telefon. Onu verip orada susuyor, yemek yiyor. İşte bana daha fazla zaman bırakıyor diye ben de sosyal medyada daha çok zaman geçirebiliyorum diye onu veriyoruz işte. Hani alternatif sunmuyoruz ki. Kendimiz için zaten yapıyoruz bunu. Şimdi menfaati kendimiz zaten için. Bilgisayar başında büyüyor yani. Evet. Yani ve cidden çizgi film bile kendini ifade edemeyen bireyler yetişiyor. Evet. Çok ciddi bir problem. Asosyal, evden çıkmayan, telefonu elinden düşürmeyen. Derdini anlatamıyor ki. Yani ondan sonra işte ya üzücü bunları konuşmak bile ama tacize oraya dile getiremiyor mevzuyu. Evet, evet. İşte başına kötü şeyler geliyor, derdini anlatamıyor. Çünkü derdini anlatmayı öğretememişiz biz çocuğa. Evet, maalesef öyle. Maalesef. Çok az zamanımız kaldı hocam, toparlayacağız. Çin'le ilgili yine şey sorayım. Yemek hani değil. Yok, yemek değil, onu söylemiyorsunuz ne kadar sorsak da. Şey dedi ama, şunu dedi, genel konuştu. Topraktan çıkan bitki ve toprak üzerinde yürüyen her şey ya, yeniyor topraktan dedi. Topraktan çıkan her şey sebze, toprak üzerinde yürüyen her şey yeniyor dedi. O zaten şey anladık orada artık ne, onun detayını. Dağlarda çektiğimiz için yani restoran bulamıyorsun. Bulsan da zaten dedim ya vay gorum vay adam sana cevap vermiyor ki zaten. İlk defa yabancı görmüş. Bir değişik hani gerçekten yemek ya da etrafta restoran bulamıyorsun, market falan bulamıyorsun, köydesin. Ne oluyor? Set yemeğe giriyor. Ben bir zaman sonra sormamaya başladım abi içinde ne var? Sorunca yemeyeceğim. Yemezsem aç kalacağım. Ne geliyor mesela? Domuz kulağı pastırmasından tut artık bilmem ne. Yemedik çok şükür. Hani çok dikkat ettim öyle şeylere. Hı-hı. Ama domuz kulağı böceği yemişliğimiz var. Hocam yalnız ilk defa aldım. Domuz kulağı pastırması dedi. Yani bu nasıl bir şey? Şey soracağım. Şimdi algı hani Türkiye'de zaten programın konusu da oydu. Hı-hı. Peki Çin'de var mı? Çin dizilerinde, filmlerinde halka böyle bir algı veriyor mu? Ondan bahsediyorum ya işte 60 dönemini gösteriyor. Yani. Ya, o hariç yani işte her şeyi kontrol ediyor internette. Gençlerle ilgili yapılan hani bizim gençlik dizilerimizde algı. İşte 50 bin tane sevgilisi aynı eve sokularak yapılan yarışmalar. Var. O tarz şeyler var. Çin'de de şu anda. Hatta aşırı derecede bir Avrupa özenti var. Hı hı. Çok şey zannediyorlar ve yeni nesil gerçekten full özenti yetişiyor. İşte saçları boyama, onların biliyorsun göz kapağı yok. Yapma kapak yaptırmalar, bilmem ne, lens takma. Hani ondan ziyade yaşam tarzları falan filan komple aşırı derecede Avrupa'ya özeniyorlar. Onların da geleceği yani şu girişte çok iyi bulmuyorum açıkçası. Şeytan boş durmuyor yani. Tabii.
Şeytan boş durmuyor. Şey var ya mesela Çin'le ilgili. İşittiğim zaman 22. katta oturuyorum. Evin önünde de tapınak vardı. Tam kapının. Abi sabah 4-5. Orada da 3.30'da falan Şangay'da. 3.30'da şey güneş doğuyor. Şimdi günaydın falan 5'te yatıyorum. Güm diye camın önünde bir şey patlıyor. Bir çıkıyorum tapınaktan havaya fişek atıyorlar. Abi sabahın 5'inde niye atıyorsun lan hava aydınlık? Her sabahım, her sabah şey, alıksız. Şey çok ilginç. Bundaki amaç ne? Sordum, gittim tapona özellikle işte onların dahil ediyor. Ya dedim bunu patlatmayın arkadaşım dedim. Yatamıyorum ben sabah 5'te niye hayaletleri kovuyoruz dedim. Allah Allah. İşte bizim üç harfler dediğimiz falan aslında değişik metafizik, değişik inançlar. Çok acayip şeyler var yani yaşayabileceğiniz. Havayla ilgili konuştuk hocam. Hava da işte çok kötü. Zaten hani biliyorsun ticaret, sanayi falan çok fazla fabrikalar var. Abi, hava zaten çok kapalı. Şey dedi. Sitede yaşıyorum. Binada, mangal ya da işte sigara. Şey, mangal yapmak falan yasak. Ben mangalı yakıyorum böyle. Dumanı o havaya karışıyor balkondan. Balkonda yapıyorum. Kimse anlamıyor. Hava o kadar kirli ki duman çıkar çıkmaz. Abi zaten karışıyor havaya. Kimse benim mangal mı yaktım orada ya da ev mi yandı? Ama şu an şeyden sonra G20 zirvesinden sonra aşağıdaki bayağı bir fabrikalar durdu. Artık yani gökyüzü 4 sene sonra ben güneşi gördüm Çin'de. 4 sene boyunca güneşsiz yaşadık. Abi 3 milyar insan bir nefes alıp verseler abi, zaten 2 milyar insan bir nefes alıp verseler zaten gökyüzü kapanır karbondioksit. Tekrar peki dönüş proje Çin'de ya, şu an burada var bir şeyler. Onu söylemek istiyorum. Ya yoruldum 5 yıldan sonra. Bir de gerçekten milli bir şeyler yapmak istiyorum artık ülkem için. Yani İnşallah. Efendi makamıyla yapacağız. Dünya sinemasına bir şeyler katması lazım. Yani bunu görüyorsun. Ben oturuyorum. Çekiçan'da bir yere kadar yani. Yok o şeyden değil. O çok çok güzel bir şey bir referans. Tabii ki her zaman çalışmak isterim de. Ama insanın zoruna giden bir nokta var. Evde oturuyorum abi. Bir Türk filmi izliyorum diyorum. Kendi memleketimden bir şey. Açıyorsun abi ne bileyim işte YouTube'da sadece Türk filmleri, komedi. Şimdi şey de diyemiyorum adamları. Çünkü seyirci seviyor. Ya bu kadar da yani böyle saçma sapan komediler falan böyle durum komedileri artık yapmayalım ya. Hani biraz kalite gelsin. E şimdi bununla ilgili iki dizi ismi vereceğim. Biri Kardeş Payı, öbürü onların İşler bir güçler. Dizi. İşler Güçler. İşler. Bence çok kaliteli dizi değil. Tabii tabii. Evet. Absürt işte. Yayından kaldırıldı. Abi. Ama bakıyorsun Düğün Dernek rekor kırmasına rağmen bence İşler Güçler'in bir bölümü Düğün Dernek'ten çok daha komikti. Şey, şimdi seyirci YouTube'da tekrarları falan inanılmaz yani. İzleniyor. Tekrarları bile çok izleniyor. İşler Güçler özellikle çok. Bundan bahsediyorum. Yani seyircinin komedi algısı. Program bitti. Konuşacak daha... Şunu söyleyebilir miyim? Söz hakkı vereceğim. Ondan önce şunu söylesem tamam. Rahatlayayım. Programın başında 2 saatte nasıl bitirecek Murat hocam demiştim. Evet ya, abi bitecek anlamayacaksınız bile demiştim. Doğruymuş. Biz de şeyde şikayetle geliyor hocam. Nasıl bitti tadımlık işte keşke 4 saat Ramazan'da olsa. Ramazan'da 6 saat program yapalım mı ya? Hemen gelir iktidar yemin ederim. İnşallah. Evet eğitimci, radyocu, Seyir FM genel yayın yönetmeni Recep Kara bizle beraberdi. Hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah, İnşallah yine konuk edeceğiz. Yarın geleceğim ben zaten. Radyodayız. İşimiz var. Recep diyorum Kuşat da gelecek inşallah. Diyorum. Evet. Bizi yurt dışında Jackie Chan'ın elimden geldiğince temsil etmeye çalıştım. Evet. Emrah Yılmaz oyuncu, aktör. Bizle beraberdi. Deneyimleri, tecrübelerini paylaştı. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Ben tekrar inşallah konuk edeceğiz. İnşallah buradaki projelerde de göreceğiz. İnşallah. İzleyicilerimize daha çok izlettireceğiz diyorum. Araştırmacı yazar Kürşat Berkan son sözünü alayım. Evet, hemen söyleyeyim vakit kaybetmeden. Bugün milli medyayı konuştuk. Dizileri, filmleri konuştuk. İnşallah sevgili kardeşimin de başrolde oynadığı Efendi Makamı dizisiyle milli kültürü içinde barındıran bir diziyle gerekli anlaşmalar sağlanırsa tabii Rabbim de nasip ederse İnşallah. İzleyicinin karşısında olacağız. Onun haricinde dedim ya milli medyayı konuştuk diye milli medyanın kalelerinden bir tanesi olan Bengi Türkiye en tepeden en aşağıya kadar herkese de ayrı ayrı teşekkür etmek gerekir ki hakikaten milli değerlere önem veren bir televizyon kanalı Bengi Türk. Ve son olarak kamera arkasındaki kardeşim Nihat Kartal ve Efe Emrullah, Aybüke ve Asya'ya da ayrıca teşekkür etmiş olayım. Evet. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, programın sonuna geldik. Haftaya başka konu ve konuklarla yine burada olacağız. Görüşmek üzere, iyi geceler.